5 Aralık 2013 Perşembe, mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programla, yeni bir neşterle karşınızdayız. Bu akşam da yine ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konumuz ve konuklarımız var stüdyomuzda. Bu akşam yine önemli bir konuya parmak basacağımızı düşünüyoruz. Önemli bir konuya neşter atacağız. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz aylarda 2013 yılının belki de en çok konuşulan konularından biriydi. Sizler de hatırlayacaksınız, hala da ülke gündeminde, süreç sona ermiş değil. Bir barış sürecinden bahsetmiştik. Barış süreci diye bir hükümetin başlattığı bir süreç vardı. Ve bütün toplum olarak siyaset, siyasi arena, siyaset dünyası, sivil toplum, bütün Türk vatandaşları bu konuda sürecin bir parçası olarak birçok şey yaptık. Süreç devam ediyor, sonuçlanmış değil ama belki de ülke gündeminde güncelliğini ilk günkü kadar korumadığı için çok konuşmuyoruz. Ama devam eden bir süreç var. Şimdi bu akşam bu konuyu masaya yatıracağız. Nasıl yatıracağız? Şöyle olacak. İlimizde faaliyet gösteren gönüllü kültür teşekkürleri başlığı altında bir takım sivil toplum kuruluşlar var. Bu sivil toplum kuruluşları içerisinden 10 kişi geçtiğimiz hafta içerisinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6 ile bir gezi düzenlediler ve bu illere giderek oradaki vatandaşla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle, toplum o şehrin ileri gelenleriyle barış süreci ve etkileri konusunda görüşmeler yaptılar. Barış süreci nasıl devam ediyor, çatışmasızlık süreci bölge halkı tarafından nasıl algılandı, tasvip görüyor mu, değer görüyor mu, destek var mı? Bunlara cevap aradılar. Biz de o 10 kişiden 3 tanesini bu akşam stüdyomuza konuk ettik ve kendileriyle bu geziyi değerlendireceğiz. Tabii gezi de bu kapsamda ne gibi izlenimler edindiler, bizlere neler toplayıp getirdiler, ne tür bilgiler oluştu dağarcıklarında. Bu akşam bu konuyu masaya yatıracağız. Doğal olarak sürecin, barış sürecinin Güneydoğu Anadolu'da nasıl algılandığını ve nasıl devam ettiğini de bir nebze anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuklarımızı hemen ben size tanıtayım isterseniz sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz efendim, merhabalar. Hemen baştan itibaren söyleyelim. Miraç Kültür Derneği Genel Başkanı Sayın Furkan Yılmaz Altınöz bu akşam konuğumuz. Yine o grubun içerisinde yer alan isimlerden biri. Eğitim Bir Sen Sosyal İşler Sekreteri Sayın Rıza Bozdağ yine 10 kişiden biriydi bu akşam stüdyo konuğumuz. Ve Mazlum Der Kayseri Şube Başkanı Sayın Ahmet Taş da yine stüdyo konuğumuz, yine o gruptan bir isim. Neler derlediler, neler yaptılar, bunları sizler için soracağız. Sizin de merak ettikleriniz olursa sürece dair, bölgeye dair konuklarımıza soru yöneltebilirsiniz. Soruları yazdırın rejideki arkadaşlarımıza. 235-63-63 ya da 235-16-16 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hangilere gittiler? Hemen onları sayayım ben isterseniz. Diyarbakır'dan başladı yolculuk. Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak olmak üzere toplam 6 ile 3 günlük bir geziydi bu. Her gün başına 2 il düşüyordu. Uzunca bir yolculuk. Bölgeyi gidip gören, tanıyanlar bilirler. Çok da kolay bir yolculuk ve süreç değil. İşte bu yolculuğun kahramanlarıyla şimdi soralım bakalım neler yapmışlar, nasıl, öncelikle bu fikir nereden ortaya çıkmış, nasıl karar vermişler, ne gibi hazırlıkların ardından gitmişler. Muhtemel ki organizatörlerden, bu işi organize edenlerden biri diye düşünüyorum Sayın Ahmet Taş. Hemen ona soralım. Ahmet Hocam, böyle bir fikir nasıl doğdu, nasıl karar verdiniz? Bu gezinin bir resmi kimliği var mı? Sizler sivil toplum örgütü temsilcilerisiniz ama herhangi bir devlet desteği, hem koruma anlamında hem finans anlamında bu gezi, öyle bir durum söz konusu mu? Nasıl fikir ortaya çıktı? Nasıl yola çıktınız? Bir başlangıç olarak sizden böyle başlayalım isterseniz. Gezimizin aslında ziyaret diye tarif ediyoruz biz. Herhangi bir resmi özelliği yok. Malum 30 yıldan fazla bir süredir ülkemizde kan akıyor. Kanın en çok aktığı bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu bölgesi. Zaten Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da terör olayları, baskınlar, şehit cenazeleri daha çok idi. Biz 2010 yılında da bölgeye bir gezi yapmıştık. Bu gezi sırasında Doğu insanı ne istiyor? Kürt insanının talepleri nelerdir? Ve nelerden rahatsızlar? Devletten ve Batı illeri insanlarından
beklentileri nelerdir? Bunu incelemeye çalışmış. Daha sonra o bölgelerin sivil toplum kuruluşlarını Kayseri'ye davet etmiş ve Kayseri'de bunlarla birlikte bir program yapmış idik ve bir dostluğumuz da var idi. Malumunuz az önce siz de bahsettiniz. 2 yıla yakın bir süredir ülkemizde bir çatışmasızlık ve barış ortamı var. Ve hamdolsun cenazeler gelmiyor. Şehit cenazelerde anneler ağlamıyor. Ve ülkemizde kan akmıyor. Bu süreç Doğu ülke bölgelerinde acaba nasıl takip ediliyor? Halk süreçten memnun mu? Halkın gelecekle ilgili kaygıları, beklentileri nelerdir? Devletin uygulamalarından hala bir şikayet var mı? Bunları bir öğrenelim diye düşündük. Elbette biz ülkemizin tümündeki sıkıntılar bizi ilgilendirir. Biz sadece Kayseri'ye bakan, kendimizi Kayseri'den sorumlu hisseden değil, tüm Türkiye'den, hatta insanlıktan sorumlu hissetmemiz gereken bir ufkumuzun olması lazım. Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri de bu amaçla zaten faaliyet gösteren kurumların birlikteliğidir. Ve sonuçta arkadaşlarımız da birkaç hafta önce tüm sivil toplum temsilcilerine mesajlarımızla geziyi, ziyareti bildirmiştik. Ve ziyaretimizi kabul eden arkadaşlarla birlikte bir plan yaptık. O illerin, gideceğimiz illerin sivil toplum kuruluşlarıyla da önceden görüştük. Gittiğimiz her yerde bizi önceden karşıladılar, ikramlarda bulundular. Sivil toplum temsilcileriyle birlikte süreçteki doğunun durumu, süreçle ilgili beklentiler, devletin uygulamaları, barış sürecinin getirdiği rahatlamalar ve gelecekle ilgili kaygılar veya endişeler, aynı zamanda ümitlerini öğrenmek istedik. Gezimiz Diyarbakır'da başladı. Oradan yarım gün devam etti Diyarbakır'da. Bir yandan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme, bir yandan da bazı ziyaretler oldu. Daha yeterli sonra, oldu mu yarım gün? Yani yarım gün kısa... Bizim açımızdan zaten 3 güne sığdırmak istediğimiz için, arkadaşlarımızın büyük bir kısmı da pazartesi mesaileri olan çalışan arkadaşlardı. Tam yeterli olmasa da az çok meramımızı anlattık. Zaten fikirlerin anlamında yeterli oldu diyorsunuz. Onları dinlemekti. Arkadan Batman'a ve Siirt'e geçtik. Diyarbakır, Batman ve Siirt'te o gün görüşmelerini tamamladık. Siirt'te konakladık. 2. gün Siirt'in tarihi yerlerini gezdik. Aynı zamanda 2 önemli iş daha yaptık sayılır. Biri Diyarbakır'da Mavi Marmara şehidi Ali Haydar Bengi'nin mezarını ziyaret edip dua okumamız. Oradaki insanların gönlünü almamız. Diğer taraftan Siirt'te yine Mavi Marmara şehitlerinden İbrahim Bilge'nin mezarını ziyaret edip dua okumamız, oradaki insanlar nazarına gerçekten kabul gördü. İkinci gün Siirt'te konakladığımız için ayrıldık, kahvaltıyı müteakip Şırnak'a geçtik ve Şırnak'ta geçirdik o günü. Akşam Şırnak'ta Şırnak Üniversitesi'nin rektörünün ev sahipliğinde ve Şırnak Üniversitesi'nin misafirhanesinde sivil toplumla görüşmemiz oldu ve orada kaldık. O gün konakladık. Son günde zaten 3. gündü. Şırnak'tan Mardin'e geçtik. Mardin'de Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuk. Onların kanaatlarını aldık. Bu arada çarşı pazarı gezip halkın içine girdik. Oradaki insanların da kanaatlarını almış olduk. Ve tüm konuşmalar arkadaşımız tarafından not edildi. Bunu daha sonra bir rapor halinde hem Millet Meclisi Başkanlığı'na, hem Başbakan'a, hem de ilimizin milletvekili kanalıyla hükümete ulaştıracağız. Kısaca. Evet, onu ayrıca soracaktım. Siz hemen söylediniz ama şunu sorayım. Onu da söylemiş olduk arada. Bu 10 kişilik grupta sizinle birlikte yola çıkan hangi diğer sivil toplum örgütlerinden temsilciler vardı? Her şeyden, gruptan bir kişi galiba temsilci hemen geldi. Hemen her gruptan bir kişi sayılırdı. Mavzum Der'den vardı, Miraç Kültür Merkezi'nden vardı, Ribat Eğitim Vakfı'ndan vardı, Eğitim Bir Sen'den vardı, Hilal Der'den vardı. Diğer tarafta 2 radyomuzdan, Şafak Radyo ve Arifan Radyo'dan vardı. Diyanet Sen'den bir arkadaşımız vardı. Ribat Eğitim Vakfı'nı saydım. Bir tane de Mazlum Der üyesi bir arkadaşımız vardı. Toplam 10 kişi. 10 kişiydiniz. Peki, teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Sayın Altınöz, size şu soruyu yönetmek istiyorum. Barış süreci gerçekten uzunca bir süreç.
çok uzun soluklu olacağı baştan da belliydi. Çünkü her şeyin, yani 30 yıllık bir yaşanmışlığın, geride kalmış 30 yılın hemen bir anda izlerini silmek, yok etmek, bir anda her şey güllük gülistanlık yapmak kolay bir iş değil. Bunun kimse kolay olduğunu da bilmiyordu yola çıkarken. Yani kolay olduğunu düşünmüyordu. Barış süreci nasıl ilerliyor, nasıl ilerlemiş? Biz Kayseri'yi, işte ne bileyim İç Anadolu'yu, az çok Ankara'yı görüyoruz, tahmin edebiliyoruz ama Güneydoğu çok nevi şahsına münhasır bir yapı. Asıl sorunu yaşayan da, sorunla birebir muhatap olanların büyük bir bölümü de o bölge insanı, o bölge. Olayların çoğu o bölgede vuku buldu. Bölge insanı nasıl bakıyor bu olaya? Gerçekten bu barış sürecinden fayda umuyorlar mı? Realize olacağına, gerçek hayatta bunun karşılığını olacağına inanıyorlar mı? Bölge halkı ne düşünüyor? Neler gözlemlediniz? Evet. Şüphesiz ki bu çözüm süreci ya da diğer adıyla barış sürecinin toplumda, Güneydoğu'da çok ciddi anlamda bir karşılık bulduğunu pekala söyleyebiliriz. Barış sürecinin beraberinde getirdiği bu iyimser hava, terörün durması, şehit cenazelerinin artık bitmesi, sona ermesi, insanlarda bir güvenlik boyutunu beraberinde getirmiş. Artık insanlar evlerinden dışarıya rahat bir şekilde çıkabildiklerini, çıktıklarını, gecene geç saatlerine kadar çarşıda, pazarda ve gidip gelecekleri gidip geldiklerini, bu anlamda sorunun ortadan kalktığını zaten söylüyorlar. Dolayısıyla barışın en önemli göstergesi budur. Yani şiddetin son bulması ve insanların evlerinde rahat içerisinde uyuyabilmesi barışın göstergesi olarak karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte çözüm sürecinin en önemli etkilerinden bir tanesi de ekonomik alandaki faaliyetlerdir. Bölgenin insanı rahat bir şekilde ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Yani köylü köyündeki işlerini, tarlasında, bahçesinde, mezrasındaki işlerini yürütürken şehirde bulunan insanlar da, yani tacirler, esnaflar da kendi faaliyetlerini, bu anlamda ekonomik faaliyetlerini rahat bir şekilde sürdürebiliyor. Yani şu sözler çok önemliydi. Artık kepenkler inmiyor. Zorla birisi gelip bize dükkanınızı kapatın, kepenkleri indirin demiyor. Biz dilediğimiz bir şekilde, özgür bir şekilde artık ekonomik faaliyetlerimizi bu anlamda sürdürüyoruz. Bununla birlikte barış sürecinin ortaya çıkardığı bir başka önemli boyut, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini yürütmesi ve sürdürmesidir. Yani insanlar da bu ortam birey güvenini, toplumsal güveni, grup güvenini yeniden ortaya çıkarmış. Ve bu çerçevede bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, sendikalar, vakıflar ve dernekler rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Tabii şunu söylemek mümkündür. Yani bu %100 sağlanmış bir olay mıdır? Bunu tabii ki evet demek mümkün değildir. Hala PKK'nın ve terörün soluğunu ensesinde hisseden insanlar veya bu şekilde bir havayı koklamak da pekala mümkündür. Yani çözüm süreci olayın bir başlangıç boyutudur. Yani barışın ortaya çıkışının bir başlangıcıdır. Yoksa sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun birkaç yılda çözümlenmesi beklenemez. Neden? Çünkü bu sorun 30 yıllık bir sorun değil aslında. Yani Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar 100 yıllık bir sorunu beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla yani 1984 yılından bu tarafa değil, Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, hatta Tanzimat Fermanı ile birlikte ortaya çıkan bir sürecin sonucudur bu. Bu anlamda geriye bakıldığında kökleri derinlere kadar giden bir sorunla karşı karşıya Türkiye, bölge bu anlamda böylesi bir sorunla karşı karşıya. Bunun birdenbire çözülmesi zaten mümkün değil. Bunu şunu söylemek mümkündür pekala. Yani yeni yetişen gençlerin belki tarihi hafızaları yoktur. Tarihi derinlikleri yoktur. Derin bir sorumluluk duymaları, hisleri mümkün olmayabilir. Çünkü yeni yetişen gençlerin daha çok örgütün, terör örgütünün ideolojik sarmalında büyümüş ve onu koklamış. Hele hele 1990'lı yıllarda ortaya çıkan
şiddet, gerek Ergenekon yapılanmasının ortaya koyduğu şiddet sarmalı, gerekse örgütün ortaya koyduğu, PKK'nın ortaya koyduğu şiddet sarmalında büyüyen gençler tabii ki tarihi bir hafızaya sahip değiller. Yani bu toplumun, Türkiye toplumunun bir arada yaşama bilinci onlarda belki az olabilir. Zaman zaman kayba da uğrayabilir. Ama onların babalarının, yani dedelerinin, büyüklerinin ise bir tarihi hafızası, bir birlikteliği, bir güzelliği var. Yani asgari müştereklerimiz var. Hatta bu asgari müşterek değil, çok müştereklerimiz, kefir müştereklerimiz vardır bu anlamda. Şunu söylemek mümkündür. Evet, çözüm süreci bölgede ciddi anlamda bir yankı bulmuştur. Devletin güvenlik ve ekonomik boyutlu şefkati ön plana çıkmıştır. Özellikle ekonomik ve kültürel alanda devlet tüm gücüyle bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Zaten güvenliğin sağlanması noktasında devlet bu çerçevede, hükümet bu anlamda orada varlığını sürdürüyor. Ama bununla birlikte ekonomik faaliyetlerin, yani teşviklerin, yatırımların, bu anlamda gidiş gelişlerin çok ciddi anlamda bölgenin rengini değiştireceğini görmemek mümkün değil. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, evet, bölgeye bir güven gelmiş. Sosyal, ekonomik, kültürel anlamda bir gelişme, altyapı hazırlanması söz konusu. Yani bölgeler arası trafiğin hızlanması, o insanların sesini duyacak insanların artık var olması, yani bundan 10 yıl önce veya 20 yıl önce Kayseri'den bir ekibin Şırnak, yani o bölgeyi, Eruh, Siirt'ten giderken Eruh, Şırnak ve o bölgeyi rahat bir şekilde gezmesi söz konusu muydu? Oradaki insanlarla bir araya gelmesi mümkün olabilir miydi? Yani dolayısıyla bu yollar açılmıştır. İletişim kanalları bu anlamda çözüm süreciyle birlikte açılmıştır. Tabii ki bunun altyapısını iyi kurmak lazım. Yeniden akamete uğratmamak lazım. Yani güven çok önemlidir. Bu tesis edilmelidir ve bu güveni bozacak davranışlara hiç kimse, ama hiç kimse izin vermemelidir. Çünkü güven kaybı, evet, Türkiye'nin kaybını beraberine getirecektir. Bu noktada evet, Türkiye'li insanların ciddi anlamda bilinçlerini koruyarak, tarihi hafızalarını yeniden gündeme taşıyarak, birlik beraberliğin mutlak anlamda sağlanması ve dış ve iç faktörlerin, etkenlerin, unsurların bu milletin birlik ve beraberliğine bozucu, ona kastedici hareketlerine, davranışlarına izin vermem adına bence tarihi bir zaman dilimi yaşadığımızı söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ederiz Sayın Altınöz. Rıza Bey, size de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu süreç içerisinde bölge halkının tek temsilcisi o bölgeden şu anda mecliste bulunan parti gibi algılanıyor. BDP gibi algılanıyor. Ve BDP'de son dönemde süreçte beklediklerini, umduklarını bulamamış tarzda bir politika yürütüyor. Bunu lanse ediyor. Süreç tıkandı diyor. İşte sürecin ilerleyebilmesi için, sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için işte hükümet şunu şunu yapmalıdır diye dayatmalarda bulunuyor. Taleplerinin birçoğu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadar kırmızı çizgi olarak belirlediği birçok konu var bunların içerisinde. Yani bir anda hemen evet denilecek ya da düzeyde talepler yok. Örneğin terörist başı Abdullah Öcalan'ın ev hapsi ya da işte serbest kalması, siyaset yapması vesaire gibi talepleri de var. Sizin gözlemleriniz, o bölge halkıyla yaptığınız görüşmelerde gerçekten BDP o bölgenin Barış ve Demokrasi Partisi o bölgenin yegane temsilcisi mi, yegane sözcüsü mü? Bunu bölge halkı kabulleniyor mu? Gerçekten böyle mi? Ve bunların talepleri olan, işte dillendirdikleri talepler gerçekten bölge halkının talepleri mi? Örtüşüyor mu? Bölge halkında bu yönde görüş belirttiğine şahit oldunuz mu? Siz neler gibi izlenimler edindiniz? Kimlerle görüştünüz? Neler söylüyor? Gerçek bölge halkı neler söylüyor? Bir de onları sizden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi bu programa davet edip de bu gezi ve gözlemlerimizi paylaştığınız için sizden Allah razı olsun diyorum. Şimdi, sizden de razı olsun. Çok zorunlu olmadığı halde gönüllü olarak hem de evet, riskli bir bölgeye kalkıp gerçekten kelle koltukta gitmişsiniz. Herhangi bir devlet koruması yok, bir şey yok. Bunu da tamamen halisane duygularla yapmışsınız. Allah razı olsun. Buyurun. Şimdi hakikaten bölge halkı tek temsilci olarak, Kürt halkının tek temsilcisi olarak BDP'nin ya da PKK'nın gösterilmesinden son derece rahatsızlar. BDP veya PKK'nın oradaki Müslüman Kürt halkının özellikle
taleplerini dile getirme konusunda asla kendi fikirleriyle fikirlerinin örtüşmediğini biliyorlar ve bunu dillendiriyorlar. PKK veya BDP'nin özellikle mesela şunu söyledi bir arkadaşımız orada. Dedi ki BDP eski CHP kadroları tarafından kurulmuş bir siyasi partidir. Dolayısıyla CHP'nin Kürt versiyonudur şeklinde bir ifade kullandı. Evet. Ve bunlar BDP ve PKK sürekli olarak orada Kürt halkının tek temsilcisiymiş gibi kendilerini tanıtıyorlar. Hükümet de onları bu konuda tek temsilci olarak almak zorunda kaldı. Çünkü diyor bunlar örgütlenmelerini tamamlamışlar. Diğer Kürt sivil toplum kuruluşları ise tamamen örgütlenmelerini tamamlayamadıkları için hükümetle bu konuda masaya oturma şansını elde edemediler. Fakat burada şunu da diyorlar. Mesela birisi şöyle ilginç bir şey söyledi. PKK'nın asıl kuruluş amacı diyor, çoğu kişinin bize diyor tanıtmaya, anlatmaya kalktığı gibi ülkeyi bölmek falan değildir. PKK'nın derdi ülkeyi bölmek değil, PKK'nın tek amacı Kürt halkını dinsizleştirmek, sekülerleştirmek, laikleştirmek. Böyle bir endişeleri var. Yani bize anlatıldığı gibi, mesela bizim diyor öyle bir bölünme gibi, ayrılma gibi bir niyetimiz yok. Aklımızdan bile geçmiyor diyorlar. Ama bizi dinsizleştirebilmek için böyle bir yol izlediler. Şunu da söylediler. Cumhuriyet'in ilanından sonra Kürt halkı da, Türk halkı da inanç yönünden Müslüman oldukları için bir darbe yediler. Siz de darbe yediniz, biz de darbe yedik diyorlar. Fakat diyorlar, biz Kürt olduğumuz için ikinci bir darbe daha yedik. Ve arkasından PKK tarafından üçüncü bir darbeye maruz bırakıldık. Üçüncü bir darbe yedik. Hatta şunu söyledi birisi, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde Kürt halkına yapılmayanları PKK 30 yılda yaptı. PKK'nın gelişiyle her şey değişti diyor. Mesela BDP'ye gidip orada üye olmuş, daha sonra oradan ayrılmış bir kişiyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Nasıl BDP'den ayrıldığını, BDP'ye niye girdiğini şöyle anlatıyor. BDP'ye diyor giriş sebebi diyor, annesini doktora götürmüş, doktor annesine sormuş. İşte neyiniz var diye. Kadıncağız da Türkçe bilmediği için oğlu ben diyor. Devreye girdim, annemin şu hastalığı var deyince sen karışma kendisi bilmiyor mu diye diyor, beni azarladı diyor. Ve ısrarla diyor annemden öğrenmeye çalıştı. Annem de diyor anlatamadı derdini. Bu yüzden BDP'ye katılmış. Fakat diyor yani ana dilini kullanamadı. Ana dilini buna tepki olarak. Evet, buna tepki olarak da BDP'ye katıldım diyor. Fakat BDP'den ayrılma gerekçesinde şöyle anlatıyor aynı kişi. Diyor ki ilk başta bize gelen Kürt kızları oldukça İslami bir görüntüye sahip idiler. Fakat gelip gittikçe yavaş yavaş işte üzerindeki elbiselerden bir kısmını atmaya başladılar. En sonunda bir baktık ki hiç Kürt halkına, Müslüman Kürt halkına yakışmayacak bir kız görüntüsü ortaya çıktı. Bu yüzden diyor biz onlardan ayrıldık. İşte böyle bir zihniyetin sadece Kürt halkının tek temsilcisi olarak tanıtılmaya çalışılmasından son derece rahatsızlar. Bunu kabul etmek istemiyorlar. Kendilerinin de mesela Hüdapar'dan arkadaşlarla görüştük biz. Onlar diyorlar ki biz Kürt halkının dinsizleştirme politikasına karşı var gücümüzle çalışacağız. Köy köy geziyoruz şu anda diyorlar. Tek derdimiz o Kürt halkının tekrar İslami yapılanmasına sahip olması. Burada şunu da diyorlar. Aynı insanlar söyledi. Şimdi ben bunu gazetede yazdım da yanlış anlaşılır diye altına da bir not düştüm arkasına. Bu barış sürecini diyor, bunu kimse reklam olarak anlamasın, ben siyasetle yapıyor değilim. Bu barış sürecini diyor eğer gerçekleştirirse sadece Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirir. Başka birisi gerçekleştiremez. Buna da diyor batıdaki sedekaların destek olması, başbakanı yalnız bırakmaması gerekir diyor. Bunu Hüdapar'dan arkadaşlar söyledi. Yani hani bazıları dedi o acaba yandaşlar mı söyledi diyorlar. Yandaş falan değil. Bölgedeki AK Parti'nin en ciddi rakiplerinden birisidir. Diyarbakır'da mesela Nihat Hatipoğlu başkan adayı olsa şansı nasıl diye sorduk. Nihat Hatipoğlu iyi bir insandır belki, sevilen bir insandır ama belediyeciliği beceremez. Bu bir. İkincisi, eski seçimlerde, bundan önceki seçimlerde BDP'nin oyu %34, AK Parti'nin oyu %34, BDP'nin %64 idi. Şimdi diyor, eğer Nihat Hatipoğlu'yla girerse, burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey daha var. Hüdapar devreye girdi. %10'luk bir oyu vardır mı diyor. Ve bu oyu da muhtemelen AK Parti'den böler. Ancak diyorlar, AK Parti aday yönünden değil de siyasal ve sosyal açıdan bir takım güzel politikalar gerçekleştirirse Diyarbakır'ı da alabilir diyorlar. Böyle bir beklentiler de var.
diğer iller konusunda o anlamda bir şey fikir edinebildiğiniz mi? Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, bunların bildiğim kadarıyla Şanlıurfa'da, Mardin'de şu an AK Parti belediye başkanlığına yürütüyor. Batman'da ve Şırnak'ta, Siirt hatırlamıyorum ama BDP Diyarbakır'da onlar. BDP aslında biz gittiğimizde Batman'da gece vakti girdik. Ben samimi söylüyorum, herhalde bugün burada pazar kurulmuş dedim. Pazar kurulduğunda hani kalkınca her taraf çöp deryası olur ya. Ben herhalde bugün burada pazar kurulmuş zannettim. O derece kirlilik var. O kadar. Hangi şehirde dediniz? Batman'da. Batman'da. Arkadaşlara dedi ki ya burada hangi parti belediyeyi elinde tutuyor? Belli olmuyor mu diye etrafı gösterdi. Biz de şaşırdık yani. Ben gerçekten pazar kurulmuş zannetmiştim o gün. Çok ortalık berbat ve halk memnun değil BDP'nin evet. belediyesinden. Biz daha önce hocamla Van depreminden sonra Van'a da gitmiştik. Van'da mesela çevre illerden birçok belediyeyi gördük biz. Erzurum'dan gördük, Antalya'dan gördük, efendim Ankara'dan, Kayseri'den birçok belediyenin çalışmalarını gördük. Orada olmayan tek belediye Van Belediyesi'ydi. Yani her şey deprem sırasında. Deprem sırasında hani elbette onlar da depremzededir ama depremzede olmaları depremzedelere yardım etmelerini engellemiyor. Yani halka bu konuda belediyecilik anlamında ciddi manada bir şeyler getirmemişler. Şanlıurfa'da Fakı Baba'yı istemediklerini ve hatta orada bir gösteri düzenlendiğini, Fakı Baba'nın gitmesi yönünde bir gösteri düzenlendiğini söylediler. Zaten şu anda vali, evet. önceki vali oranın aday olarak da yeniden onu göstermedi. Evet, AK Parti. Peki şu Sayın Ahmet Taş, bölge halkının terör örgütünden gerek onun uzantısı olan işte siyasal uzantısı olan Barış ve Demokrasi Partisi'nden, özellikle terör örgütünden son derece çekindiği, korktuğu, işte siyasal iradesini kullanırken de bu korkunun etkili olduğu vesaire söyleniyor. Siz o izlenim edindiniz mi? Gerçekten terör örgütünden korkuyor mu bölge halkı? Eskisi kadar değil. Ama hala korku var mı? Var. Mesela şöyle Diyarbakır'da söylediler. BDP'nin oy oranı, Osman Baydemir'in aldığı oy %65. AK Parti'nin oyu %30'lar civarında. Evet, kalmıştı. Eğer güvenlik sağlansa, insanlar rahat ortamda oy kullansa, AK Parti'nin oyları yükselir, BDP'nin oyları düşer. Ama bir de şundan da bahsettiler. AK Parti'nin bazı bölgelerde yeterince siyasallaşamadığını, değişik endişelerle halka inemediği, ev ev, köy köy, mahalle mahalle gezerek kendi reklamını, tanıtımını yapamadığını ama BDP'lilerin hiç kendilerinden olmayan insanları bile ziyaret etkin bir seçim çalışması yapamamış AK Parti. Tabii, öyle mi orada? Şu anda böyle bir endişe var. Ama yine de Siirt'te ben görüşmüştüm. İki milletvekili AK Parti'nin, bir milletvekili BDP'nin var. Orada üç gruptan bahsettiler. Buranın %30'u Arap, %30'u Koçer, %40'ı Kürtlerden oluşan bir nüfus yapısı. Koçer de sanırım böyle konar göçer Kürtler anlamına geliyor dediler. Ve eğer AK Parti iyi bir aday gösterirse burada belediyeyi alır. Ve çok rahat da belediyecilik yapar. Böyle bir şey de var. Tabii şu var, eğer güven ortamı sağlanırsa BDP'ye giden eleman da burada azaldı. Hatta arkadaşlarım da şahit oldular. Bir şey daha söylediler. Dediler ki siz Batı illerinin sivil toplum kuruluşları, size göçen Kürt ailelere sahip çıkın. Niye? Zira dediler burada barış ortamı olunca PKK buradan artık asker veya eleman devşiremiyor. Fakat Batı illerinde burayı bilmeyen ama Batı'ya göçmüş olan Kürt ailelerin çocuklarından devşirmeye başladı. Hmm. Onları ikna etmek, evet, onları kandırmak daha kolay, geliyor diyor. Dolayısıyla siz onlara sahip çıkın. Eğer siz onlara sahip çıkarsanız Kürtlere büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Terörün önüne bir tıkama yapmış olursunuz. Ama tabii normal ortamda eğer devlet güvenliği sağlar da huzur ortamında seçim yapılırsa BDP'nin oy oranının %10'u geçemeyeceğini de söylüyorlar. Zaten şey, bu yerel seçimlerde, mali idareler seçimlerinde bir tedbir alınmış. Artık bütün köylerde vesaire oy kullanılmayacakmış. İlçe merkezlerine taşınacakmış köylerden seçmenler ve oylarını en kötü ihtimal ilçe merkezlerinde kullanacaklarmış. Bu da bir önlem galiba. Orada bu denilen baskıya yönelik bir, evet, ön tedbir olsa iyi gerek. İyi bir tedbir olur. Şöyle diyorlardı, hocam da şahitti galiba. Mesela köyde diyor,
kimlere oy vereceğini önceden geliyor ve yola duruyor. Başka oy çıkmasını istemiyorum sandıktan diyor. Köydeki öğretmene, imama ve güçlerinin yettiği insanlara baskılarını artırıyorlar. İnsanlar korkularından, yarın başlarına bir şey geleceğinden korkarak oy veriyor. Yoksa normal şartlarda PKK'ya, BDP'ye Kürt halkının fazla bir teveccühü yok. Baskı ama bir tabanı var mı? Var. Bir taban da oluşmuş tabii. Yalnız burada sadece baskı unsuru oluşturanların PKK ve BDP'li olmadıklarını da söylediler. Burada baskı oluşturanlar şeyhler, ağalar ve seydalardır da dediler. Yani sadece PKK ve BDP seçmen üzerinde bizim istediğimiz parti oy verin baskısını kullanmıyor. Aynı zamanda ağalar, şeyhler ve seydalar da bu konuda baskı uyguluyorlar. Bir de onlar bir şey söylediler, bilmiyorum ne derece doğru. Kamera sistemi uygulanacakmış işte seçimlerde. Bu biraz daha diyorlar adaletli, adil bir seçim yapılmasını sağlar diyorlar. Bu konu aslında önemli. Şimdi reklamlara gideceğiz. Rejiden uyarı geliyor. Reklamların ardından onu tekrar soracağım. O konuyu biraz açalım dilerseniz. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam konuklarımızla ilimizin sivil toplum örgütü kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirmiş oldukları Güneydoğu Anadolu gezisi ve oradaki izlenimlerini tartışarak barış sürecine, çözüm sürecine bir kesit, bir parantez açmaya çalıştık. Reklamların ardından devam edeceğiz. Reklamların ardından konumuz devam ediyor. Şimdi reklamlar, gözünüz bizde olsun. Herkes 1200 lira değerinde hediye kazanıyor. Ayrıca %30'a varan indirimlerle evlerinde şıklığa, modaya, rahatlığa yer açıyor. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Uçak, tren ve otobüsle gideceğiniz her yere uygun bilet. Hani nerede? Bellona bazalar sapasağlam, güvenilir ve emniyetli. Üstelik siz uzun yıllar kullanın diye tam 5 yıl garantili. Bellona baza hayatın içinde, hayat onun içinde. İyi ki ona rastladım. Bazalar sapasağlam, güvenilir ve emniyetli. Üstelik siz uzun yıllar kullanın diye tam 5 yıl garantili. Bellona baza hayatın içinde, hayat onun içinde. İyi ki ona rastladım. Tıkla tıkla bilet al kontere. Tıkla bilet al kontere. Seçeneklerinizin daha çok olduğu dijital bir çağ başlıyor. Seyirci kalmayın, keyfini çıkarın. Tele Dünya. Televizyonunuz Kay TV artık Tele Dünya 129. kanalda yayında.
tür baskılar diye sorayım. Evet sevgili izleyiciler, reklamları geride bıraktık. Programımıza devam ediyoruz. Neşter'de bu akşam sivil toplum örgütü temsilcilerimizi konuk ediyoruz. Kendileri geçtiğimiz hafta içerisinde Güneydoğu'ya barış sürecini, çözüm sürecini gözlemlemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretin izlenimlerini kendileri bizlere aktarıyorlar. Biz de onların izlenimlerinden sürecin Güneydoğu'da nasıl ilerlediğini, ne gibi değişiklikler yaptığını dinliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Sayın Bozdağ, siz reklama gitmeden önce konuşmanızı tamamlarken bir tespitte bulunmuştunuz. Oradaki baskı gruplarından bahsettiniz. Baskı gösteren, bölge halkını baskı altında tutan kişiler, gruplar arasında ağaları, şeyhleri ve seydaları da saydınız. Ne tür baskılar yapılıyor? Şeyh kavramı ya da dini kanaat önderleri orada çok fazla. Evet, yani bölgede Doğu Anadolu'da ağalar zaten fazla. Ağlık sistemini herkes biliyor. Onlar atıyor. Zaten bence bu olayın ortaya çıkmasının, bu kadar yıl yayılmasının en büyük sebeplerinden biri olduğunu da kesinlikle ben düşünüyorum. Evet. Yani. Evet. Şimdi bunların dışında şeyhler ve seydalar dediğimiz, şimdi yanlış anlaşılmasın, seyda bizim Kayseri'de seyda deyince sadece Adıyaman Menzil grubunun seydası anlaşılıyor. Bu anlamda değil. Seydalar orada her köyde birer ikişer tane bulunan kanaat önderleri, hocaları, ağalar, yani hoca efendileri daha doğrusu. Yani onlar BDP'ye destek verme ya da PKK'ya destek verme şeklinde bir baskı uygulamıyorlar. Ama insanların siyasi seçimleri neyse o konuda baskılar oluyor. Mesela ben, sadece siyasi değil, bütün yaşamın her aşamasında, tabii her aşamasında, günlük hayatında bile var. Yönlendirici, evet. Ve kural koyucu konumları var. Güçleri var, evet. Mesela benim bir arkadaşım Siverekli, kendisi Sedat Bucağ'ın marabasıydı bunlar. Benim annem ve babam diyor 2002 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar hiçbir zaman kendi özgür iradeleriyle oy kullanmadılar diyor. Seçimin olduğu gün annem ve babam tarlaya çalışmaya gider. Sedat Bucağ'ın adamları gelir köye. Sandıklar kurulur. Birisi oy pusulasına oy basar. Birisi pusulayı katlar zarfa koyar. Diğeri alır sandığın içine atar. Bir başkası da onun adına imza atar diyor. Şimdi böyle bir seçim sistemi varmış orada. Ağaların, şeyhlerin veya seydaların baskısı derken kastettiğimiz bu. Ama bunun dışında günlük hayatta da gerçekten sizin dediğiniz gibi seydaların, şeyhlerin bir ağırlığı var. O baskı ister istemez insanların siyasi hayatlarında, kültürel hayatlarını da, normal ekonomik hayatlarını da etkilemekte. Ya bundan muzdaripler mi? Muzdarip olduklarını direkt olarak dile getiremiyorlar. Ama muzdarip oldukları belli. Ya tabii özgür iradeyi her konuda, hangi konu olursa olsun bunu ifade edemiyorlarsa, birilerinin yönlendirmesine gidiyorlarsa haliyle kafası çalışan insanlar bundan rahatsız olacaktır. Olurlar diye düşünüyorum. Şimdi bölge gerçekten farklı nitelikleri olan, özellikler olan bölge. Çok fazla dediğimiz gibi dinamikleri olan bir bölge. O yüzden belirli bir şeye toplamak çok zor. Çok farklı etkenler var. Tabii ama bu süreçte ya da bu terör örgütünün, terör olaylarının bu denli tırmanıp bu kadar yıl sürmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bölgenin sosyodemografik yapısı, işte ekonomik yapısı, devletin oraya bakış açısı. Bugünü veya bir 10 yılı kastetmiyoruz ama daha 1950'lerden bu yana baktığımızda devletin bölgeye bakış açısı, oradaki şekillenmesi, örgütlenmesi, oradaki faaliyetleri aslında biraz da bu durumu ortaya çıkaran nedenlerden bir tanesi. Benim kişisel kanaatim öyle. Çünkü ben de 90 yıllarında seçim çalışmaları vesilesiyle o zaman çalıştığım kurumda Antep'ten Yüksekova'ya kadar bölgeyi gezme fırsatı yakalamıştım. Ki o zamanlar terör gerçekten önemli noktadaydı. O günden bugüne yaklaşık olarak 30 yıla yakın geçti, 20 yıla yakın zaman geçti. Birçok değişen şey aslında olmamış. Öyle gözlemliyorum. En azından dengeleri itibariyle. Sayın Altınöz, şunu sormak istiyorum size. Devlet orada niye eksik bırakmış? Bunu dile getiriyorlar mı? Ya da son 10 yıl içerisinde devlet orada ciddi bir küskünlük giderme çalışmaları yaptı. Yani o bölgeye yatırımlarıyla, bölgeye eğilimleriyle, bölge insanına, bölgeye olan taltif ve teveccühleriyle bölgenin küskün insanlarını kazanmaya çalışıyor. Bu etkili olabilmiş mi? Sizin kişisel gözlemleriniz neler? Şu an devlete bakışı nasıl bölge insanının? Evet. Tabii ki
bölgede ortaya çıkan, yani son 30 yıl ortaya çıkan bu olayların bu 30 yıl içerisinde değişerip büyüdüğünü ve geliştiğini söylemek mümkün değil. Bunun bir tarihi süreci vardır. Tarihi bir altyapısı vardır. Bunu biz ta Fransız devrimine kadar aslında götürebiliriz. Fransız devrimi ile birlikte yeryüzü bir ifsat hareketiyle karşı karşıya kaldı. Yani bir bozgunculukla karşı karşıya kaldı. O güne kadar imparatorluklar, din devletleri, inanç birliktelikleri ortaya konulan ülkeler ve bu anlamda devletleşen bu yapılar Fransız devrimiyle birlikte seküler, ulusalcı, milliyetçi, ırkçı bir yapılanmaya doğru gitti. Ve o Fransız devriminin beraberine getirdiği o etki Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkardı. O koca Avrupa kıtası haritalar üzerinde, neyse kağıtlar üzerinde bölünerek ülkelere, devletçikler bu anlamda ortaya çıktı. Yani Fransız devriminin üflediği ve pompaladığı o laik, ulusalcı, seküler yapı yeryüzünü alt üst etti. Tabii ki o küresel anlamda bir gelişme ortaya koyarken Fransız devriminin beraberine getirdiği etkiler, Osmanlı'da bu Tanzimat'la birlikte ortaya çıkan bir batılılaşma, seküler bir yapı, ulusalcı bir yapı o günden tohumu atılmış oldu ve Cumhuriyet'le birlikte aslında bu taşlanmış oldu. Cumhuriyet'le birlikte Kurtuluş Savaşı'nı bu coğrafyada bulunan herkes verdi aslında. Yani Misak-ı Milli denilen bir çevre içerisinde değil, bunun da dışına taşan bir coğrafyadan, Osmanlı hinterlandından Çanakkale Savaşları olsun. O anlamda efendim Cihad-ı Ekber olarak adlandırılan o savaş dönemi olsun ve Kurtuluş Savaşı'nı veren insanlar veya toplumlar, etnik gruplar sadece Misak-ı Milli çerçevesi içerisinde değil, Osmanlı hinterlandı içerisinde ortaya çıkan ve bu anlamda evet ve hayırlar olan insanlardı. Misak-ı Milli çerçevesinde bir yapı, yani Cumhuriyet'in temelleri atılırken bu coğrafya üzerinde etnik anlamda güçlü pozisyonda bulunan insanlar da kurucu unsur olarak bunda yer almak istediler. Fakat Cumhuriyet'i kuran iradeler buna izin vermediler. Dolayısıyla bu anlayış beraberine sorunları getirdi. Yani tarihe dönüp ve son 100 yıla baktığımız zaman küskün bir toplum, küskün bir halk tabakaları oluştu. Yani devletle barışık olmayan toplumlar, gruplar ortaya çıktı. Bunu nasıl söyleyebiliriz? İşte Kürtler ülkeye ya da cumhuriyete dargındılar, hükümete, devlete dargındılar diğer bir boyutta. Aleviler devlete dargındılar. Darıldılar, küsler, dindar insanlar devletle barışamadılar. Dolayısıyla bir küslük ortaya çıktı. Dargınların, küslerin oluşturduğu bir cumhuriyet, bir yapı ortaya çıktı. Bu anlamda bunların bir talebi vardı. Yani bu insanların yok sayılması her şeyi düzeltmiyordu. Masa başında çizilen projeler gerçekçiliği beraberine getirmiyordu. Toplum mühendisliği bu anlamda yerini bulmuyordu. Dolayısıyla burada Cumhuriyet'le birlikte Cumhuriyet kuran irade toplumu Jacoben bir tavırla üstten inmeci, tepeden bakmacı bir üslupla dizayn etmeye kalkıştı. Fakat silahın ve gücün karşısında bir araya sıkışan veya evet demek zorunda kalan toplum bir fırsatını bulunca hayırını kullandı. Bu çerçevede bakıldığında biz evet Alevilerin problemleri vardı. Var bu ülkede. Kürtlerin problemleri var. Var bu ülkede. Ve dindar insanların bir problemi var bu ülkede. Her ne kadar dindar insanlar pek sesini çıkarmıyor. Yani öyle bir sorunlar yokmuş gibi gözüküyorsa da Kürtlerin ve Alevilerin talepleri varmışçasına bir tablo ortaya çıkıyorsa da hayır. Sık sık gündeme getirilen yaşam tarzına müdahale noktasında ulusalcı, laik, seküler çevre yaşam tarzımıza müdahale ediliyor diye sık sık bunu gündeme getiriyorlar. Aslında bu ülkede yaşam tarzına müdahale edilen topluluk dindar ve mütedeyyin insanlardır. Dindar insanlar inandıkları değerlerin kamuoyunda ya da kamusal alanda nerede egemen olduğunu söyleyebilirler ki? Yani bunu kim söyleyebilir? Bu çerçevede yani Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir hayata talip olan insanlar onun sunduğu değer çerçevesinde bir hayat tarzı ortaya koyamıyorlar. Evet, bu noktadan hareketle biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu'nun bir talebi vardı. Yani Kürtlerin bir talebi vardı. Bu talepler karşılanmadan çözümün olması mümkün değil. Yani devlet nerede yanlış yaptı sorusunu tekrar soracak olursak bu bölgenin insana bir talebi var. Bir kimlik talebi var. Yani konuştuğu dili rahat konuşma,
bunu yazıya dökme, kendisini ifade edebilme, kendisini tanınması, tüm bunlar aslında sorunun temelini oluşturuyordu. Ama bunun kökenini küresel ifsat olarak benim belirlediğim Fransız devriminin ortaya çıkardığı seküler, laik, ulusalcı bir anlayış İslam coğrafyasını hallaş pambuğu gibi attı. Ve o ana kadar barış içerisinde, yani Osmanlı dönemi içerisinde barış içerisinde yaşayan bu insanlar, evet 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl içerisinde kavga eden bir topluluklara dönüştüler. Neden? Çünkü biri diğerini yok sayıyordu. Biri diğerini imha etme noktasında, belki bastırma noktasında bir gayreti vardı. İşte burada Türkiye'de Cumhuriyet kuran irade tek tip insan, tek tip düşünce, tek dil, tek tip insan, tek tip davranış biçimi, böylesi bir Jacobence bir tavırla insan oluşturma, ulus oluşturma operasyonuna girişince buna tabii halk bir noktada karşı çıktı. Ki tarım toplumunda, yani iletişim ve ulaşımın yaygın olmadığı toplumlarda bunu başarmak pekala mümkün olabilir. Ama iletişim ve ulaşımın yüksek olduğu, zirveye ulaştığı ve bireyin bilincini yükseldiği toplumlarda artık bunu bastırmak kolay değildi. Dolayısıyla her ne kadar PKK'nın talepleri olarak karşımıza çıkan bu olayı, aslında Güneydoğu halkı tabii ayrılıkçı bir yapı olarak değil, kültürel anlamda, kimlik anlamında kendilerine bunun verilmesini ve kendilerini bu anlamda ifade etme gibi bir talepleri vardır. Tarım toplumunda bu pek baskın olmayabilir. Bunu insanlar ifade edemeyebilirler. Topyekun olarak bunu istemeyebilirler. Ama modern toplumlarda bireyin bilincinin geliştiği, birey olduğu, yani fertlerin birey olma bilincini yakaladığı toplumlarda artık bu gibi taleplerin bastırılması söz konusu değil. Devlet, evet, bu bölgede veya ülkede bu saydığım grupları yok sayma operasyonuna girişti. Peki artık gelinen noktada, işte en azından son 10 yıl, 15 yıl içerisinde uygulanan politikalarla bu durum biraz olsun giderilebilmiş mi? O küskün halk, bölge halkı biraz olsun kazanılmaya, ne bileyim işte bakış açılarında bir değişiklik olmuş mudur? İzlenimiz nedir? Tabii ki ben demin bir önceki konuşmamda toplumsal hafızadan, tarihi hafızadan bahsettim. 90'lı gençler, 90'lı yılların gençleri, yani o günler, o yıllar doğan gençlerin tarihi bir hafızası yoktur. Onlar şiddet sarmalında büyüdüler. Dolayısıyla ideolojiler, taraflar onlara neyi aktardıysa onunla hayata baktılar. Ama onların babaları ve dedeleri, yani büyüklerinin ise toplumsal tarihi bir kardeşlik hafızaları var. Onlar her ne kadar tarih içerisinde... Geçmişteki müşterekler daha etkin. Daha etkin. Yani konuştuğum bir insan şunu söylüyordu. Benim ailem iki kez sürgün yaşamış diyordu. İki kez sürgün. Ama bu aile yine inancın beraberine getirdiği tarihi müşterekler, inanç müşterekler çerçevesinde devletine, yani düşmanca bir tavır ortaya koymuyordu. Talebimiz var ama biz Müslümanız ve birlikte yaşamalıyız. Yani bizim orada ifade ettiğimiz şey şuydu. Balkanlaşmaya hayır. Balkanlaşmaya hayır. Buna kimse izin veremez, vermemelidir. Biz de buna asla izin vermeyiz. Ama bu Osmanlı hinterlandında, İslam coğrafyasında bulunan topluluklar kendi kimliklerini çok ciddi bir şekilde ifade etmeliler. Yani Allah'ın onlara verdiği bu vasıfları üzerine taşımalılar. Kur'an'ın bize ifadesiyle biz sizleri kavim kavim yarattık ki tanışasınız diye. Tanışmaktan evet. Maksat nedir? Kişi kendi ismini, kendi dilini, kendi coğrafyasında, kendi yaşadığı alanlarda kendisini ifade edebilmesidir. Kullanabilmesidir. Bu tanışmayı beraberine getirmektedir. Yani bunun sonradan oluşturulan korkular çerçevesinde, yani ülkeyi bölünmeye götüreceğini, ülkeyi imhaya götüreceğini, efendim işte Balkanlaşma olacağı noktasında bu ve benzeri korkuların ben oluşturulduğunu, egemen güçlerin korkut ve yönet çerçevesinde bir senaryo ortaya koyduklarını düşünüyorum. Yani aslında bölge halkından da ziyade kurgulanmış bir şey, bir dayatma kurgulanıp vardır. Pompalanan, dayatılan bir sistem var. Evet, yani iç ve dış dinamikler, bu ülkenin büyümesinin bölgesel bir güç, küresel bir güce dönüşme noktasındaki kalkınmasını, ayağa kalkmasını istemeyen iç ve dış aktörlerin bu noktada bir korku pompaladıklarını bölgeye görüyoruz. Ama bölge hayır. Görüştüğüm insanlar çerçevesinde, yani bağımsız yeni bir devlet veya devletçik şehir devleti anlayışı noktasında ben bir talebi görmedim ve bunu işitmedim.
bu takiye midir değil midir? Ama benim veya bizim karşı karşıya kaldığımız insanlar ve konuştuğumuz bu insanlarda asla bölünme konusu, bu anlamda bir talep yok. Ve biz hasreten bunun altını çizerek Balkanlaşmaya hayır, bir arada yaşama, büyük olma, bölgesel bir güç olma ve tarihimizin bize sunduğu o yeraltı ve yeryüzü zenginlikleri, kültürel değerlerimizle birlikte hayatı yeniden kurgulama noktasında, birlikte olma noktasında, evet, onlar da bizden farklı düşünmüyorlardı. Evet. Ama dediğim gibi modern dünyanın bilgi çağının beraberine getirdiği bir gerçek vardır artık. İnsanlar sahip oldukları değerlerle anılmak istiyorlar. Bunu bastırmak mümkün değil. Ama bunu iyi yönetmek lazım. Yani olayı iyi yönetmek lazım. Ya biz yöneteceğiz geleceği, ihalemizi, geleceğin ihalesini biz kendimiz yapacağız. Geleceğin projesini biz kendimiz çizeceğiz. Eğer biz ülke olarak geleceğimizin ihalesini başkalarına yaptıracak olursak, onların ne yapacağı bellidir. Ama biz geleceğimizi kurgular, projemizi, planımızı ve ihalemizi kendimiz yapacak olursak, gelecek mutlaka bizim olacaktır. Tam biz olacağız, birlik evet. içinde kalacağız diyorsunuz. Tam bu noktada Sayın Ağrıtaş, size şunu sormak istiyorum. Bölge insanlarıyla görüştüğünüz için. Şimdi Barış Demokrasi Partisi'nin süreç geldiği noktada dayatma olarak ya da işte sürekli olarak tekrarladığı, öne sürdüğü kavramlar var. Bunlardan bir tanesi anal dilde eğitim. Özerk bir yapı, üniter bir yapı, özerk bir bölge istiyorlar. Kürdistan ismi çok sık kullanılır oldu. Siz gidip konuştunuz. Bu bütün bu talepler, bu dayatmalar ya da bu sürekli öne sürülen işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgilerini zorlayacak şekilde gündeme getirilen bu kavramlar bölge insanının gerçekten birincil istekleri mi? Birincil öncelikleri arasında mı? Aslında bunların hepsi BDP'nin birinci istekleri ama bölge halkının birinci istekleri değil. Tabii ben gerek Diyarbakır'da... Yani Kürdistan terimini kullanmak gittiğiniz bu şehirdeki şehirlerdeki insanlar için çok önemli mi? Nasıl gözlemlediniz? Şöyle, yani Kürdistan terimini kullanmanın bir ayrılık ifadesi olmadığını, zaten Osmanlı döneminde de Kürdistan terimini kullanıldığını, hatta 1920'de 1. Mecliste Kürdistan mebusu, Lazistan mebusu veya bilmem nere mebusu diye mebusların bulunduğunu, bunlar aslında Türkiye'nin ana gövdesi 1923 Nisan 1920'de kurulan 1. Millet Meclisi'dir. Orada her insan, her milletvekili kendi bölgesinin kıyafetiyle, bölgesinin ismiyle, hatta aşiretinin ismiyle gelmiş. Orada halkını, bölgesini veya içinden çıktığı toplumu temsil etmiştir. Biz böyle bir şey olsun istiyoruz. Meclis hepimizin, ama hiçbir kimse bölgesinden dolayı, etnik yapısından dolayı, mezhebinden dolayı veya bölgesinin isminden dolayı farklı bir muameleye tabi tutulmasın diyorlar. Ve şunu da diyorlar, Kürtçe keşke seçmeli ders olsaydı. Aynen Şırnak Meydanı'ndaki vatandaşlar bana şunu söyledi. Kürtçe seçmeli ders olsaydı, tüm okullarda da okutulsaydı, isteyen seçer, istemeyen seçmez. Dolayısıyla bu da isteğe bağlı olurdu. Hatta bugüne kadar olsaydı mı diyorlar yani zaten. Ya bundan sonra böyle olmalı. Bugüne kadar olmadığı için bir eksikliktir. Zaten öyle değil mi şu an? Öyle değil. Şu anda sadece özel okullarda seçmeli, diğer okullarda seçmeli değil. Bunlar istiyor ki özel ana dilde eğitim verilebiliyor özel okullarda. Bunlar istiyor ki yani devlet okullarında da, yani bizim insanımızın çoğunun özel okulu zaten yok. Güneydoğu veya Doğu halkı çok da varlıklı değil. Dolayısıyla seçmeli ders olsun. Nasıl ki İngilizceye yol açıyorsa, Arapçaya yol açıyorsa ki seçmelidir bunlar. Veya Almancaya, Fransızcaya yol vermişse Kürtçeye de versin. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok. Üstelik PKK'nın elinden bu kozlar alınmalıdır. Bunlar PKK'nın değil, bizim taleplerimizdir. Bizim adımıza PKK'nın söz söyleme yetkisi olmamalıdır da diyorlar. Evet. Hatta yer isimler, mesela Tillo'ya gittik biz. Tillo'nun bir ay önceye kadar adı Aydınlar'dı. Devlet Aydınlar ismini koymuş ama Aydınlar ismini kullanan hiç kimse yoktu. Sadece resmiyette vardı. Tabelayı sökmüşler. Tillo ismini koymuşlar. Keşke resimleri verseler, ben onu paylaşmıştım. Aslında. Evet, resimler vardı arkadaşlar. Reji, ne yaptınız resimlerde, hiç girmiyorsunuz?
Tillo'da ben sadece bir sanırım spor salonunun duvarlarında gördüm Aydınlar ismini. Onun dışında her yerde Tillo ismi. Zaten Tillo olarak da kullanılıyor. Tabii sonuçta... O konuda hemen ben de bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Onu da bölge halkının o anlamda gerçekten ben de haklı buluyorum. Hatta pratikte kullanımda devletin zoraki verdiği isimlerin hiçbiri kullanılmıyor. Ben onu Van'a giderken Güroymak'ta, Norşin'de yaşadım. Otobüs durdu, Güroymak, Güroymak diyor. Hiç kalkan yok. Sonra Norşin, Norşin dedi. Herkes en az 12-13 kişi kalkıp indi. Adamlar inecek ama oranın... Güroymak'la Norşin, yani Norşin denilmesinde, Güroymak denilmesinde bu kadar çok şey olmamalı. Yani bölge halkı onu kabullenmiş, özümsemişse, yüzyıllardır o isim kullanılıyorsa kalkıp bunu zoraki dayatmayla değiştirmenin çok da bir mantığını ben kişi olarak, şahıs olarak görmüyorum kendimde. Şeyhim Bey şeydir de, yani bu isim değiştirmeleri Cumhuriyet'in ilanıyla ilgisi yok. Bir kısmı 1960'ta değişmiş. Askeri darbe döneminde bir kısmı 1980'de tamam, darbe döneminde. Tamam, militarist bir kafa yapısının ürünü tabii diye düşünüyorum. Yani adam kendini Tunceli ya da Dersimli demek istiyorsa, Dersim demek istiyorsa desin. Bu benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamı, bilmem ne olmamı olumsuz etkilemez. Ben Kayseri'de yaşayan bir insan olarak Tunceli ya da Dersim demekten bir gocunmam. Bunun bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Hatta şunu yani da bu tür şeyler, ya bize. Hatta bu köprü olacaksa, o arada düzeni bozulmasını engelleyecekse, kardeşliği güçlendirecekse varsın olsun. Yani bu çok bize diyorlar bu bölgeye Kürdistan tabirini kullananlar sizsiniz dediler. Yani bura durduk yere Kürdistan diye biz isimlendirmedik. Kürdistan diyen bu bölgeye sizlersiniz, Türklerdir dedi. Tarih boyunca hep Kürdistan Osmanlı dediniz buraya. Osmanlı döneminde böyledir burası. Şimdi niye kendi verdiğiniz ismi bize hakkımızda kullanmaktan kaçınıyorsunuz diye bir eleştiri yaptılar bize. Tabii biraz da sanırım şunuzla biz batıdan geldiğimiz için sanki devletin asıl tebaası biz, kendileri üvey bırakılmış evlat gibi de öyle düşünüyorum. Görüyorlar, öyle değil aslında ama tabii az önce hocam, Rıza hocam söyledi. Biz birkaç defa yanlış gördük. Niye? Dilimiz değişti. Medreselerimiz kapatıldı. Yer isimleri kapatıldı. Dilimizi kullanma yasaklandı. Bunlar birer darbedir. Sizde belki bunların bir kısmı olmuş batıda ama bir kısmı olmamıştır. Dolayısıyla rejimden, devletten değil, rejimden birkaç darbe birden yedik biz. Dolayısıyla biz, sizde ne varsa bizde de o olsun. Bizim asıl birleştirici unsurumuz, tutkalımız İslam'dır diyor zaten. Hatta şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir şeyden bahsettiler. Dediler ki bir eşkıya varmış. Olan bir vaka bu. Kaymakama kapa tutuyormuş. Kaymakamın arkasından konuşuyor. Ben bu kaymakama itaat etmem diyormuş. Demişler ki niye karşı geliyorsun? İçki içiyor demiş. Sen de eşkıyalık yapıyorsun demişler. Olsun demiş. Ben içki içen, haram işleyen bir kaymakama itaat etmeyi istemiyorum demiş adam. Doğu insanlığı biraz da bu hassasiyeti var. Yani. Kendisi bir yanlış yapsa bile idarecinin yanlış yapmasına razı olur. Tabii kişinin, bireyin, vatandaşın yanlışı kendini bağlar ama idarecinin yanlışı, hatası bütün topluma mal olacak, zararlar açabilir, sıkıntılar yaratabilir. Sadece onu birey olarak görmemek lazım. Ben idareci çünkü. İlave edebilir miyim? Buyurun. Bu yer isimleri noktasında Kürdistan isminin kullanılması, Mardin'de otururken, toplantı halindeyken ben dedim ki Kürdistan kavramını kullanmaktan hoşlanmıyorum. Yani biz Kayseri'ye, Ankara'ya, İstanbul'a Türkistan ismini vermiyoruz. Bunu Kayseri diyoruz, Ankara diyoruz veya neyse bu illerin isimlerini sıralıyoruz, söylüyoruz. Dolayısıyla Kürdistan kavramı da bana biraz uzak geliyor. Yani yapıcı bir boyutu beraberine taşımıyor. Bunun yerine yani buraların isimlerinin söylenmesi daha uygun olabilir diye kendi bu şekilde değerlendiriyorum sözlerini söyleyince oradaki arkadaşlar, o bölgenin insanları neden dedi, yani niye rahatsız oluyorsunuz ki? Yani Kürdistan kavramının kullanılması ayrımcılığı, kopmayı, uzaklaşmayı beraberinde getirmez. Sadece bu bir tanımlamadır niteliğinde bana cevap verdiler. Ama özgür bir şekilde biz kendi dünyamızı onlara aktardık. Yani ifade ettiğim gibi ben bunu hoşlanmıyorum bundan.
biz bölgenin isimlerini sıralayalım. Nasıl ki diğer bölgeler bu şekilde isimlerini söylüyorsak diye karşılıklı bir bu noktada görüş alışverişi rahat bir şekilde gerçekleşti. İnsanlar birbirini dinliyorlardı yani bu çerçevede. İşte doğru olan da o. Dinlemek evet. lazım. Dinleyip tartışmak lazım. Ortak bir paydada buluşmak lazım. Ki bizim en geniş, en sağlam ve en dayanıklı ortak paydamız ümmet kavramı. Yani. Yani bunun kullanılması, bunun etken kılınması çok daha akıllıca ve faydalı olacağını düşünüyorum. Sayın Rıza Bozdağ, ümmet bilinci etken mi bölgede? Yani ortak bir payda olarak birleştirici, kucaklayıcı ve tek payda üzerinde toplanma konusunda etken mi? Gözlemleriniz nelerdir? Kesinlikle çok etken. Hatta şunu söylediler. Yani biz kandırılmış bir halktan bahsederiz hep burada konuşurken. Onlar diyorlar ki şu anda 30 yıldır memleketimizin başında bulunan bu terör belası Kürtlerin veya Türklerin kendi aralarından çıkardıkları bir kargaşa değildir. Bu tamamen dış kaynaklıdır. Yani bizi bize asıl ümmet kavramını parçalamaya yönelik bir şey değil mi? Asıl ümmet kavramını parçalamaya yönelik bir davranıştır. Dolayısıyla biz diyorlar ümmet olarak sizden memnunuz. Yalnız siz de diyor şunu yapmayın. Yani Türk de Kürt etle tırnaktır gibidir. Bu tabiri çok kullanıyorsunuz. Et hiç uzamıyor, kesilmiyor ama tırnak uzayınca kesiliyor. Hep bizi tırnak yerine koyuyorsunuz? Hep bizi tırnak yerine koydunuz, kestiniz, attınız diyorlar. Yani ümmetsek biz, hocamın güzel bir tabiri var. Etle tırnak yerine, Yılmaz Furkan hocamın, etle kemik gibidir diyelim. Yani birbirinden ayrılması mümkün olmayan şeyler diyelim. Ben başka konu aslında dile getirmek istiyorum. Buyurun. Çünkü sanki gündeme gelmeyecek gibi önemine binaen ben buna geçmek istiyorum. Buyurun, Şırnak Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi Rektörü Sayın Ali Akmaz hocamız, Profesör Doktor Ali Akmaz hocam gerçekten çok değerli bir bürokrat. Yani devlet oraya gönderebileceği en muazzam bir bürokratı göndermiş. 5 senedir orada görev yapıyormuş. Çok muazzam çalışmalar yapmış. Devlet genelde bu tür doğru tespitleri çok yapmaz ama yani gerçekten gönderilebilecek çok ideal ve gerçekten yerini dolduracak bir kişi göndermiş. 3 tane şu anda fakültesi varmış. Son dönemde varmış. Devlet de akıllandı evet. artık. 3 tane fakültesi varmış orada. Bir tanesi de yeni açılacakmış. Rektör Bey'in söylediği çok ilginç bir cümleyi burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bir daha doğrusu buyurun, anekdot. Emperyalist küresel güçler bütün Türkiye'den vazgeçseler bile Şırnak ve Hakkari'den asla vazgeçmezler dedi. Niçin? Gerekçesini de söyledi. Ben diyor Şırnak'a ilk tayinim çıktı geldiğimde diyor dikkatimi çekti diyor. Çevreye baktım dağlara, Kabar'da, Cudi'de hiçbirinde bir tane bile ot yok diyor. Ağaçtan vazgeçtim. Bazı sabah giderken göreceksiniz dedi. Bir tane ağaç yok o bölgede veya ot yok bazı bölgeler hariç. Ben dedi biliyorum dedi halk arasında darbe meseldir bu. Maden olan yerde ot bitmez derler dedi. Ve ben hemen dedi MTA'ya bir yazı yazdım. Şırnak'ın maden analizini bana gönderin diye. Bana cevap geldi diyor MTA'dan. Biz 26 senedir Şırnak'ta maden analizi yapamıyoruz diye diyor. Ben de rica minnet MTA'dan mühendisler getirttirdim diyor. Ve araştırma yaptırdık diyor. Rakam tam aklımda değil ama zannedersem 100 milyon ton civarında rezervi olan asfaltit kömür madeni varmış yer altında. Asfaltit kömür ne demek onu diyor sordum önce. Asfaltit kömür donmuş petrol demekmiş. Ne tam kömür ne tam petrol. Bundan daha ilginci ve bu diyor bu rakam 100 milyon ton civarındaki bu rezerv kişi başına milli geliri 5000 dolar artıracak kadar bir rakamdır diyor. O kadar büyük rezervi var diyor. Daha ilginci diyor bu asfaltit kömürün altı komple diyor petrol denizi demekmiş. Üzeri asfaltit kömür olan bir yerin altı kesinlikle petrolmüş. O yüzden emperyalist küresel güçler diyor. Bütün Türkiye'de oil varsa bile, oil Hakkari ve Şırnak'tan Cizre, Hakkari, Mardin bu bölgenin altı komple bu madenle kaplıymış. Gerçekten çok müthiş zaten bir zaten Batman'da son 10 yıl içerisinde çok ciddi rezervlere rastlandı. Evet. Ciddi bir uğraşa dediğine petrol diyor, mühendislik fakültesinin içerisine bir maden mühendisliği diyor. Açtırdık. Ama açtık. Çok uğraşmış onun içinde. En sonunda birçok üniversitede de var. Mezunlar sıkıntı evet. yaşıyor. Bu sadece asfaltit kömür değil. Bunun dışında mangandır, bakırdır, daha başka madenlerin olduğundan da bahsediyor. Gerçekten hocam da biraz önce söyledi ya, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını hep birlikte kullanmak istiyoruz diyor böyle bölge halkı. Yani bu bizim olsun, sizin olsun. Değil. Bazı 90'lı yıllarda yetişen gençler
İşte petrolümü isterim dese de hocamın onu anlattığı bir, güzel bir anı var. Müsaade ederseniz anlatmayın. Buyurun lütfen, lütfen. 1900 sanırım 80'lerde, 83'lerdeydim. Yeryüzü dergisinde daha önce burada misafir ettiğiniz Süleyman Aslantaş ağabeyin evet, bir makalesi vardı. Makalenin başlığı şuydu. Yedirmezler aslanım. Şöyle başlıyordu. Şırnak'ın dağ köyünde bir Kürt genci bağırıyor. Petrolümü isteriyorum. İşte kömürümü isterim. Kömürümü isterim. Demiş ki Süleyman abi, yedirmezler aslanım. Sen haklısın. Buradan hisse istiyorsun. Bu gelir bana da aksın diyorsun ama uluslararası güçler ne Türkiye'yi kendi haline bırakır ne de bu petrolü sana yedirir. Yani Türkiye'ye, Türk hükümetine yedirmiyorlar ki evet, sana gelene sana kadar. Değil mi? Doğru, gerçekten öyle. Ya aslında işte bu gerçekleri farkına varıp bu gerçekleri baz alarak hareket edip bütün ülke insanının doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden bu merkezden, noktadan hareketle hayata devam edip geleceğe bakıp tamamen kendi menfaatlerini, kendi geleceklerini, çocuklarının menfaati için artık bu sürece sürdürmek, hayat devam ettirmek ve bu barış ortamını yeniden sağlamak zorunda. Yani bu gerçeği herkes anlamak zorunda. Ne derece anlamışlar, anladıklarına inanıyor musunuz Sayın Yılmaz Bey, Furkan evet. Bey? Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında bölge insanı... Yani biz bir bu ülke sınırları içerisinde yaşayan insanlar, biz birbirimize mecburuz. Yani gerçeğini anlamışlar mı? Tabii ki bunun farkındalar. Yani özellikle eğitimli olan insanlar, geleceği kuşanabilecek çapta, boyutta olan insanlar, okuyan insanlar, okumaktan kastım yazılı materyalleri değil, dünyayı okuyan, ulusları okuyan, uluslararası işbirlikleri. Yani okumaktan kastınız eğer işte üniversite okumak, lise okumak, üniversite okumaksa bu çok zor. Değil. Çünkü oradaki yani ayrılıkçıların %80'i zaten okuyan kesim. Evet. Ya TİKKO'dalar ya PKK'dalar ya işte bir terör örgütünün içindeler. Uluslararası paktları, anlaşmaları, iletişimi ve bu işbirliklerini ciddi anlamda okuyan insanlar olayın farkındalar. Dolayısıyla bölgede oluşan o üsttekiler ve alttakiler, yani kas sistemine karşı bir isyan vardır aslında. Bir başkaldırı vardır. Bu demin söylendiği gibi ağalara bir başkaldırıdır. Efendim tırnak içerisinde söylüyorum, şeyhlere, yani sömüren, sömürücü bir tavır ortaya koyan ve bu ismi almış insanlara karşı bir başkaldırıdır. Ve aynı zamanda bölgenin kendi içerisinden çıkardığı bürokratlara karşı bir başkaldırının orada var olduğunu görüyoruz. Artık oranın insanları bir şekilde, tabii bütün olarak bunu söylememiz evet, mümkün değil ama genel anlamıyla ortaya çıkan boyut, yeraltı ve yersiz zenginliklerinden istifade etmek istiyorlar. Devletin ekonomik şefkat yüzü oraya her ne kadar aksa da bu SODES projeleri çerçevesinde özellikle bir ekonomik kaynağın akışı oraya söz konusu. Fakat orada ortaya çıkan bürokrasi, bölgenin bürokrasisi bu. Yani ağalarla birlikte, tırnak içerisinde şehirlerle birlikte ve o bürokrasi bu gelen gayri safi milli hasılanın halka inmesini istemiyor, arzu etmiyor ve engelliyorlar. Ve kasıtlı olarak üsttekiler ve alttakiler çerçevesinde bir tablonun ortaya çıkmasında gayret ediyor. Zaten 90'lı yılların neredeyse sonuna kadar devlet politikası da buydu. Orada devlet hep gitmiş ağalarla, işte oran ileri gelenleriyle iş tutmuş, oy kaygısıyla aşiret kavramını, aşiretçiliği hep körüklemiş, canlı tutmuş, taze tutmuş ve hep oy deposu olarak görmüş. Onun için 25 yıl üst üste seçilen milletvekilleri var. Ben şimdi ismini hatırlamıyorum ama bir tanesi mesela Cevheri vardı, Necmettin Cevheri. Yine Urfa milletvekili. Ben o konuda bir geçmişte araştırma yazısı yazmıştım. Hep bu bakış açısıyla gittiği için çok canlı kalmış ve kaymak hep belirli kesim tarafından yenilmiş. Zaten vatandaşın da bölge halkının da isyanı bu noktada olsa gerek değil mi? Şırnak Üniversitesi rektörü orada ilginç bir şey söyledi. Burada evet, diyor yukarıdakiler vardır diyor, sadece diyor. Geri kalanlar ezilenlerdir diyor. Ve hocamın söylediği SODES projesi kapsamında bölgeye, Şırnak'a gönderilen diyor 40 milyon TL vardı diyor. Bu para diyor maalesef diyor adı diyor
adresi, hainliği belli olmayan dernek ve kurumlara diyor dağıtılmış. Birileri tarafından diyor. Yani doğrudur. Orada o yukarıdakiler denilen kesim aşağıya bunu pek yansıtmıyor. Yansıtmıyorlar çünkü aşağıya yansıtsa insanlar eğitim görecek, okuyacak, bilinçlenecek, yaşam seviyeleri yükselecek. Hem kullanılamayacaklar hem de hakkını arayacaklar. Böyle bir ikilem hep olmuş. Çok özür dileyerek rejiye uyuyorum. Reklam var. Reklamlar ardından yine devam edelim. Hep size denk geliyor. Buradan dönelim efendim. Oligarşik yapıyla ilgili bilgi yine dönüş demesin. Oradan başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, sohbetimiz devam edecek. Şimdi yine kısa bir reklam arası vererek Neşter'i devam ettiriyoruz. Bizden ayrılmayın. Herkes 1200 lira değerinde hediye kazanıyor. Ayrıca %30'a varan indirimlerle evlerinde şıklığa, modaya, rahatlığa yer açıyor. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. İyi ki ona rastladım. Uçak, tren ve otobüsle gideceğiniz her yere uygun bilet. Hani nerede? Bellona bazalar sapasağlam, güvenilir ve emniyetli. Üstelik siz uzun yıllar kullanın diye tam 5 yıl garantili. Bellona baza hayatın içinde, hayat onun içinde. İyi ki ona rastladım. İstikbalden terapi gibi kampanya. Enerjik uyanmanıza yardımcı olan Ametist terapi serisi yataklar şimdi %30'a varan indirimlerle. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. İstikbalden terapi gibi kampanya. Enerjik uyanmanıza yardımcı olan Ametist terapi serisi yataklar şimdi %30'a varan indirimlerle. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, Nisan 2014'te ödemeye başlayın. Merhaba, biraz kararsızlık mı var? Biraz. Peki nasıl bir yağ arıyorsunuz? İşte lezzetli olsun. Ekonomik de olsun kızım. Kaliteli de olsun. Bol sütlü olsun da de. Siz ne diyorsunuz? Hepsi olsa. O zaman yayla. Hanımlar yaylada hemfikir. Yayla mutfakta, lezzet sofralarda. Tıkla tıkla bilet al kontere. Tıkla bilet al kontere. Ekmeğine sürersin afiyetle, yersin. Daha yok mu? Dersin gülsen fındık ezmesi. Reklamımızı da son reklamımızı da yayınladık sevgili izleyiciler ve programın son kısmıyla yeniden karşınızdayız. Neşteri sürdürüyoruz. Çok özür dileyerek sözünüzü kesmiştik. Sayın Altınöz buyurun. Bıraktığınız yerden dinliyoruz efendim. Evet, yani bölgede bir oligarşik bir yapı vardır. Bu oligarşik yapı orada egemen olan, yani aileler çerçevesinde bu ağalık yöntemiyle olabilir, efendim şeyhlik yöntemiyle olabilir veya bürokrasi yöntemiyle olabilir. Bunun üzerinden bölgenin yönetilmesi söz konusu.
Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani ömür boyu milletvekili seçilmeleri vardır orada. Aslında oligarşik yapı sadece Güneydoğu'nun sorunu değil. Bu Türkiye'nin bir bütün olarak sorunudur. Aslında evet. Yani sadece Doğu Batı bölgelerine biz baktığımız zaman paşa çocuklarının yine paşa olduklarını, milletvekili çocuklarının yine milletvekili olduklarını, üst bürokrat olan insanların yine çocuklarının bürokrat olduklarını, pekala sanatçılar yine sanatçı olduklarını, tüm bunları görebiliriz. Adeta böyle yani bir sülale yönetimi diyebileceğimiz bir tarzın bu ülkede son 10 yıllara kadar çokça egemen olduğunu, fakat son 10 yıl içerisinde belki bunu resmi olmayan bir sınıf bir sınıf kas sisteminin varlığını bu anlamda söyleyebiliriz. Fakat son 10 yıl içerisinde belki değişmeye yüz tutmuştur. Artık Anadolu'nun her bölgesinden, en ucuza köyünden, mecrasından. Bence biraz daha 20-25 yıl yani artık köy çocukları da okur oldu. İşte köy çocukları da öğretmen oluyor, ne bileyim üniversitede akademisyen oluyor, işte sanatçı olabiliyor. Öyle biraz daha sanki son 30 yılda biraz bu şey yıkıldı gibi ama son 10-15 yıldır daha da arttı. Kesinlikle sayı. Yani bu noktada dolayısıyla toplumu yöneten insanların kimler olduğunu, demin belirtildiği üzere bölge aslında yani son 10 yıla kadar öyle söyleyeyim yine merkezi otorite tarafından yönetilmemiştir. Merkezi otorite Güneydoğu bölgesini ağların üzerinden, egemen güçlerin üzerinden, sermayenin üzerinden yönetmiştir. Ve sorun da aslında bugüne kadar yani ortalığın pisliği hep halın altına süpürülmüştür, gizlenmiştir, çözüm yolu aranmamıştır, bir neşter vurulmamıştır. Bugüne kadar yuvarlanarak, kar topu gibi büyüyerek gelmiştir. Bu aslında Türkiye'nin sadece kendi sorunu değil. Bu bölgenin sorunudur. Orta Doğu'nun sorunudur. Yani bu bölgede ortaya çıkan diğer bizim misak-ı millinin sınırında dışında kalan evet. O bölgedeki sorunlar yani Suriye'deki sorun çözülmezse, Irak'taki sorun çözülmezse, İran'daki sorun çözülmezse ülkemizdeki bu sorun çözülmesi mümkün değil. Bu anlamda demin Rıza Bey'e yönelttiğiniz ümmet bilinci veya ümmet kavramı bölgede neyi ifade eder veya bölgenin bu sorunu hakkında Kürt sorunu ya da bir başka adı neyse artık bu sorunun çözülmesi noktasında ümmet kavramı neyi ifade eder sorusu aslında çok yerinde olan bir sorudur. Biz bu bölgenin sınırlarını kendimiz çizmedik. Birinci Dünya Savaşı sonucunda mağluplar vardı, galipler vardı. Galipler bu sınırları çizerken bu bölge insanla biz şöyle çiziyoruz diye bir başvuruda Fikir sormadılar. Ve haritayı ellerine aldıkları gibi yani bir kağıt üzerinde sizin adınız Suriye, sizin adınız Irak, sizin adınız Türkiye, sizin adınız Lübnan, Ürdün diye bir yeni sınırlar, yeni engeller yeni ortaya, parçalanmış yeni parçalanmalar ortaya koydular. Bu çerçeve içerisinde eğer Fransız devriminin yeryüzüne hediye ettiği o ifsat düşüncesi, bozguncu yapı yani laik, ulusalcı, seküler bir yapının panzehri ümmettir. Şimdi Suriyeli bir Müslüman kendisini Suriyeli olarak ifade edecek olursa, yani onu öne çıkaracak olursa, Türkiye'li bir Müslüman bu kimliğini öne çıkaracak olursa, yani bir üst şemsiyesi olmayacak olursa, birlikte olmak, askeri müştereklerde bulunmak nasıl olacaktır? Mümkün olmaz tabii. Yani Suriye'nin de ortaya çıkan ulusalcı, seküler, laik çevre, o bir zamanlar şu sloganları kullandı 60'lı yıllarda, 60'lı yıllarda. Biz Muhammed'den önce de Arap'tık. Yani aynı zehir İslam coğrafyasında Osmanlı hinterlandında her tarafında ortaya çıkarıldı. Bizim ülkemizde farklı bir versiyonu, Suriye'de farklı bir versiyonu, Ürdün'de farklı bir versiyonu. Dolayısıyla bölgenin olayları çözmesinde ve kardeşlik ruhunun yeniden tesis edilmesi çerçevesinde ümmet bilinci çok önemlidir. Ama bu Türkiye sınırıyla yani misak-ı milli hapsedilemez. Ümmet bilinci yani Anadolu'dan Yemen'e kadar, Mısır'a kadar, Cezayir'e kadar, Kafkasya'nın içerisine kadar, Balkanlara kadar tüm bu coğrafyada ya da küresel ölçekte bunun yeniden ayağa kaldırılması lazım. Eğer bunun tesis edilmesi mümkün olacak olursa ayrılıkların, nifakın, fitnenin, yok saymanın, imha etmenin bu anlamda önüne geçilecektir. Bu çerçevede bunun yeniden ayağa kaldırılması özellikle önem arz etmektedir. Biz bunu insanlara sunduğumuzda o bölgede bulunan insanların hiçbirisinin bir itirazı yok. Ama yani ne mutlu Türk'üm diyene bir dayatma içerisinde bulunduğunuzda hayır diyor. Burada durun. Evet. Benim adımı siz koyamazsınız.
ben kendimi ifade ederim noktasında bir dünyaları vardır. Bu çerçeve içerisinde ben şöyle söylüyorum. Yani Türkiye'nin sorunları vardır. Bu sorunları alt alta yazmak lazım. Bölgenin sorunları var, doğrudur. Bu ülkede yaşayan insanların sorunu vardır. Ama bunu alt alta sıralayarak hangisi acildir, hangisinin daha önce çözülmesi gerekir, bunun çözülmesi lazım. Doğru. Yani bir insanın tırnağına diken batabilir ama aynı insan bir de kalp sorunu vardır. Şimdi bu insan hastaneye gidecek, önce kalbi kardiyolojiye mi gitmelidir? Kalp hastalığını çözmeliyorsa tırnağını mı muayene ettirmelidir? Dolayısıyla bu ülkede aslında benim o insana söylediğim şey, yani kimlik haklarının ötesinde bizim Türkiye olarak bir sorunumuz vardır. Ulusalcı, Jacoben ve seküler dayatmaya karşı bir direniş, bir bilinç oluşturmak zorundayız. İşte burada ümmet bilinci sorunlarımızın önceliğini oluşturmaktadır. Evet. Eğer bunun üstesinden gelir, yeniden bu ruhla bölge ve Türkiye ve İslam coğrafyası kucaklanacak olursa, İslam coğrafyasının yeraltı ve yeryüzü zenginlikleri bize yeter ve artar. Yeter ki biz bunu kullanalım bu anlamda. Doğru. Evet, ben de o maksatla ne kadar etkin olduğunu öğrenmek istemiştim ümmet kavramının, gerçekten öyle. Peki bu gezi sırasında Sayın Taş, başka ilginç neler oldu? Şimdi hep biraz daha format üzerinden gittik. Biraz daha belki sevgili izleyicilerimiz sıkmış da olabiliriz. Bilmiyorum, umarım öyle değildir ama böyle renkli, daha böyle aktarabileceğiniz hikayeleştirilmiş vakalar geldi mi başınıza, yaşadınız mı, karşılaştınız mı? İlginç neler var bize? Onlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii, çok enteresan şey. Hep hareket halindeyiz ve insanlarla bir akil gençlik hikayeniz vardı galiba, yukarıda kısmen dinledim. Az onu önce, anlatır mısınız? Evet. Şırnak'ta bir olay olmuştu. Şırnak'ta biz meydandaki çay bahçesinde çay içerken benim başımdan geçen bir şey vardı. Onu aktarmak istiyorum. Buyurun önce. Lütfen. Üç tane ehli kamil gördüğüm vatandaş geldiler. Karşı masaya oturdular. Şöyle baktım, adamların yaşları 55 ila 70 arası. Üç kişi belli ki akran ve tanış, muhabbetli insanlar. Tertip dediniz. Tertip diye. Bana tertip de yakınlar. Yani bir selam verip şunlarla bir muhabbet edeyim. Yanıma da bir diğer Celil Bey'i davet ettim. Gerçekten vardık, masalarına oturduk, selam verdik, hal hatır sorduk, kendimizi tanıttık. Adamlar çok memnun kaldılar. Sorduk işte, barış süreci nasıl gidiyor? Halinizden memnun musunuz? Oldukça memnunlar. Ya dediler, çok güzel. Niye? Bak, burada çay içiyoruz biz. Bir korkumuz, endişemiz de yok. Karşıda Cudi Dağları var, onları izliyorlar. Şehrin merkezi. Aman devamını istiyoruz. Yani istiyoruz ki bu ortam devam etsin. Rahat buraya gelip gidelim. Endişe olmadan sokağa çıkalım. İşimize gücümüze bakalım. Dedim ki, barış sürecinden umutlu musunuz? Umutluyuz ama dediler, devlet veya PKK, hangi biri bunu dinamitlerse o çok vebale girer. Çok büyük yanlış yapmış olur. Ve ayrıca barış olacaksa dediler, ön şartsız olmalı. Yani insanların insan olmaktan gelen doğal hakları neyse, bu haklara müdahil olunmamalı. Herkes insan sayılmalı. Eşit vatandaşlık ve eşit haklar olmalı. Hiçbir kimsenin kafasının arkasında bir art niyet olmadan barış olmalı. Ve bizim de gerçekten oraya ne için geldiniz? Bunun için. Adam dedi ki, bizi nasıl buldun sen, böyle yanımıza geldin durup dururken? Dedim ki, vallahi sizi kendime yakın gördüm. Dediler ki, sen insan sarrafı bir insanmışsın. Tam adamlarını buldun, tam adamlarına soru soruyorsun. Gerçekten bu insanlardan birinin ben telefonunu almıştım. Dün telefon açtım buradan. Hacı Abdullah Çelik. Dedim ki, Hacı Abdullah abi, ne yaparsın? Önce Kürtçe konuştu. Tabii Türkçe ısrarla selam verilince, ya Ahmet hocam sen misin dedi. Sesinden tanıdım dedi. Dedi ki, şu telefon var ya, dünya malı değer. Sen Kayseri'ye gittin, bizi unutmadın, telefon ettin. Ama o gün adamlar ısrar etti. Sizi evimizde misafir edelim. Evet, çok konuşuyorlar. Size yemek ısmarlayalım. Çay parası da verdirmediler tabii. Enteresan, Ahmet Biçer Ceylan Bey, birkaç gençle meydanda baktım muhabbet ediyorlar ayakta.
Meğer ki o gençler, Ahmet Bey'in oğlu bir sene Şırnak Üniversitesi'nde kalmıştı. Oradan oğlunun tanıdıklarıymış. Bu gençler de Uludere'de iki sene önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jetlerinin bombaladığı bir köy vardı, Roboski. Orada bombalanan 34 vatandaşın katledildiği köyden insanlarmış. Evet. Onların da akrabalarıymış. Onlar dediler ki biz Akil İnsanlar Derneği, Akil Gençler Derneği de bir dernek kurduk. Buyurun derneğimize gelin, çayımızı için. Gittik biz, çekinmeden gittik. Mahallenin ortasında bir dernek. Gerçekten de güzel bir yerleri var. Genç insanlar, 20 ile 25 yaş arası. Eğitim, kültür ve bilgi amaçlı bir dernek. Ve bize hem Uludere olayını anlattılar, hem faaliyetlerini anlattılar. Ve dediler ki bu ismi nereden bu? Böyle bir ismi kendimize uygun bulduk. Akil insanlar geldiğinde onlarla da görüşmüşler. Onların programına da katılmışlar. Ve şunu anlattılar. Bizim köyün önünden sınır geçer. Roboski'nin Türkiye, bu bombalar. Türkiye-Irak sınırı çizildiğinde aşiretin bir kısmı Irak bölgesinde kalmış, bir kısmı Türkiye bölgesinde kalmış. Ve o bölgede Irak sınırlar içinde bürokraside, askeriyede üstün veya üst makamlarda bizim köylüler ve akrabalarımız var. Biz de buradayız ve o olay, yani Uludere'deki katliam olayı tamamen bir provokasyondur. Ve o insanlar eşkıya falan değil. Ve köy de korucu köyü. Yani bir PKK'lı falan da yok köyde. Yani bir yanlışlık var orada ama başbakan da bunu keşke açıklayabilse diye de bir yakınlıkları oldu. Gençler telefonlarımızı aldılar, tekrar davet ettiler. Böyle bir yakınlığımız. Ve bu insanların hiçbirinin ben Türkiye'den ayrılma, ayrı bir devlet olma veya falan yere bağlanma diye bir taleplerin olduğuna şahit oldum. Öyle bir kaygılarının olduğunu da düşünmüyorsunuz değil mi? İşte doğru olan, aslında gerçek olan, bölgenin gerçeği bu. Bunun altını çizilip bunun gün yüzüne çıkartılması lazım. Gerçek bölge halkının düşüncelerinin gün yüzüne çıkartılması lazım. Buyurun. Müsaade ederseniz bir şey ilave etmek istiyorum. Dönüşte Cizre üzerinden Mardin'e dönüyorduk. Cizre'de sabah vaktiydi galiba. Orada Hazreti Nuh'un mezarını ziyaret ettik. Mezar denen bir türbe vardı. Ayrıca ünlü İslam alimi Cezeri'nin medresesini de ziyaret ettik. Orada bizim ekipten bir arkadaşın arkadaşı, özel timde görevli bir polis memuru varmış, yanımıza geldi. Bizi karşıladı. Tabii alelacele sorduk. Dedik ki Şırnak hep PKK eylemleriyle, yol kesmeyle, kimlik sormayla gündeme gelir. Gerçekten burası nasıl bir yer? Ama gerçekten Cizre, Dicle kenarında inci gibi bir şehir. Evet öyle. Büyük bir kent ama güzel de bir şehir. Dedi ki ya burada o size yansıyan gibi değil. Şöyle bir manzara. Bu BDP'lilerin veya PKK'lıların kendi kameraları var. Basın mensupları var. Bir sokağı 5 dakika hemen çekiyor. Kaplıyorlar. Hemen bir iki aracı yokluyorlar. Koşu bağlıyorlar. Maske takıyorlar. Çekim yapıyorlar. Ve olay bitiyor. Polis gelmeden gidiyorlar. Dağılıyorlar. Onu da Türkiye medyası sanki Şırnak'ta kan gövdeyi, Cizre'de kan gövdeyi götürmüş diye lanse ediyor. İşin mal aslı olmuş, bu. Mal olmuş, gibi. Yoksa hemen böyle atlıyorlar üzerine. Kitlesel bir eylem falan yoktu. İşte yansıyan gibi değil diyor. Doğru. İşte ülke gerçekleri bunlar ama gidip görmek gerekiyor. Yerinde tespit etmek gerekiyor. Tebrik ediyorum. Gerçekten sivil toplum kuruluşu olarak birçok medya kuruluşunu bile yapamadığını yapıp gidip bölge insanlarıyla görüşmüş. Yalnız şunu merak ediyorum. Ya anladığım kadarıyla görüştüğünüz insanların neredeyse büyük kısmı hep böyle mütedeyyin insanlardan oluşuyor. Tesadüfi bir örneklem mi? Yoksa bu kurgulanmış bir sonuç mu? Ya mesela işte PKK yanlısı, PKK'ya destek veren insanlarla hiç karşılaşmadınız mı? Onlarla hiç fikir sormadınız mı? Tabii arkadaşlarımızdan haklı olarak biz tek taraflı görüştük. Karşı tarafı da dinleseydik diyen oldu ama bizim de belki eksikliğimiz, belki imkansızlığımız o taraftan, BDP, PKK tarafından tanıdığımız yok. Görüştüğümüz, tanıştığımız kimse yok. Ve aracı olacak bir kurum da yok. Zaten bizim tanıştığımız kurumlar bölücü olmayan, tabanı Müslüman olan, işte mazlum derdir, memur sendir,
Ama en azından şu bir sağlaması yapıldı ki yani bölgede sadece PKK'yı destekleyen, sadece barış demokrasiyi destekleyen ya da onların söylemlerini dillendiren bir bölge yok. Yani bu bölge %100 olarak tamamıyla onlara destek veren, o anlamda onlarla paralel düşünen insanlardan oluşmuyor. Bölgede farklı düşünen, farklı söylemler olan, farklı konuları, söylemleri dillendiren insanlar da var. Ama bunlar bilinmiyor. Siz aslında bir de asıl görünmeyen kısımla muhatap olmuşsunuz. Doğru olan da o. HDP yani. Veya PKK. Diğer kısım yeterince kendini ifade edebiliyor. Evet, programı yavaş yavaş noktalayacağız. Süremiz doluyor. Rıza Bey, siz son olarak aktarmak istediğiniz, atladığımız izlenimlerinizden, notlarınızdan bir şeyler var mı aktarabilir misiniz? Çok uzun bir konu aslında, böyle oradaki bütün izlenimlerimizi bir anda anlatabilmemiz, tabii iki değil. Saatlik programda anlatmamız mümkün değil ama ben şunu gördüm, ben bundan birkaç sene önce de oraya birkaç defa gitmiştik bölgeye. O bölgenin insanı korkak ve ürkekti. Mesela PKK ve BDP hakkında görüşlerini direkt olarak dile getirmekten çekiniyorlardı. Ama bu sefer ciddi ciddi, ben mesela ilk kez Kürt vatandaşların PKK terör örgütüne terör örgütü tabiri dediklerini duydum. Daha önceki gittiklerimde böyle demiyorlardı. Örgüt diyorlardı genelde. Ama terör kavramını kullanmıyorlardı. Kullandıklarına şahit oldum. Fakat şundan da endişe ediyorlar. Bu barış süreci çok güzel gidiyor. Bu barış sürecine batıdan ve doğudan büyük destekler gelmesi lazım. Fakat diyorlar, bu barıştan oldukça rahatsız olan bir kesim var. Özellikle bu taraftan da o taraftan da terörden geçinen insanlar var. Yani. O terörden geçinen insanlar iki taraftan da bundan son derece rahatsızlar. Biz çok korkuyoruz barışın bozulmasından. Süreci sabote edebilirler. Ama barışı kim bozarsa Doğu halkının tamamı da ona düşman olacaklar diyorlar. Böyle tabii gerçekten büyük vebal alırlar. İlginç, yani evet, ilginç bir şey söyledi. Bir de şunu bir anı olarak, hani hikayeleştireceğiniz şeyler var mı diye sordunuz da. Üç günlük gezimiz boyunca çok tehlikeli diye denilebilecek noktalardan da geçtik. Hatta terör örgütünün, PKK'nın ilk eylem yaptığı Eruh ilçesinden, Siirt'ten Eruh'a, Eruh'tan Şırnak'a geçerken o bölge gerçekten çok anormal bir coğrafi yapıya sahip. Evet. Ben hayatımda ilk kez öyle bir yerde gittim ve hayatımda ilk kez beni araba tuttu. Öyle bir yerdi. Başım döndü. Başka bir korkunun şey, araba tutması olarak mı tezahür edecek? Başka bir korku yoktu. Güvenlik o bölgelerde o kadar gittik geldik, hiçbir yerde bir, ne arama oldu ne bir şey oldu. Yani eskisi gibi böyle 2 kilometre 3 kilometrede bir aramalar yapılmıyordu. Sadece bir yerde durdurulduk. Arabamız durdurulduydu jandarma tarafından. Cizre'ye var. Cizre'ye abi. Girerken miydi? Yakında. Yakında durduruldu. Hayırdır dedik, hiç kimse durdurmadı, niye durdu? Kapıyı açtık. Jandarma, nereden geliyorsunuz falan dedi. Dedik böyle böyle. Ondan sonra ne geziyorsunuz buralarda dedi. Ya ben Kayseriliyim dedi. Kayseri plakayı görünce o yüzden durdurdum dedi. Merak etmişti. Merak etmiş. Erkiletli bir gencimizmiş. Polis okulunun orada bir yerde evimiz var dedi. Doğru. Öyle bir muhabbetimiz oldu orada o delikanlıyla. Gerçekten güzel. Yani aslında ikili sohbetlerimizde söylemiştim ama umut ediyorum ki bu tür faaliyetler ileriki günlerde İnşallah. Olacak olursa lütfen İnşallah. Medya mensuplarını da bir tarafa ekleyin yani. İnşallah. Sayın Altınöz, evet. Başta sordum mu bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum. Bu geziyi herhangi bir devlet kanalıyla yapmadınız. Bir finansörlüğü ya da koruması var mıydı devletin bu anlamda? Hayır. Tamamen kendi sivil inisiyatif olarak gittiniz, her türlü şeyde kendiniz üstlendiniz değil mi? Tabii sivil bir inisiyatif. Bunun tüm finans kaynakları, yani projesi, programı tamamen bize ait olan ve bu geziye katılan arkadaşlara ait olan bir tablo sonucu ortaya çıkmıştır. Bunu söylemek lazım artık, yani çağa söyleyecek sözü olan insanlar bilinçli bireylerden oluşmaktadır. Yani her şeyi devletten beklemek, devlet baba geleneği artık son bulmuştur. Bu uluslararası arenada böyledir. Dolayısıyla üretici bireylere bu anlamda ihtiyaç vardır. Madem ki biz düşünüyoruz, o zaman biz kendi düşüncelerimizi söyleyebilmeliyiz. Birileri bizim adımıza düşünür ve söyler mantığı artık geride kalmıştır. Siz oturduğunuzda oturun, ben sizin adınıza konuşurum. Hayır, bu özellikle geleceği kuşanma noktasında sevdası olan, ümidi olan, sözü olan insanlara, toplumlara, sivil toplum örgütlerine yakışmayan bir şeydir. Doğru. Ha, devletten ayrı olarak sivil bir inisiyatif çerçevesinde ortaya çıkan bir değerlendirmedir. Zaten bugüne kadar öyle söyleyeyim. Türkiye'deki
halkı, insanları, toplumları, toplum mühendisleri yönetmedi mi? Onlar bizim adımıza düşünüp, bizim adımıza karar verip, bizim adımıza konuşmadılar mı? Doğru. Zaten esas sorun da burada çıkmadı mı? Bu çerçevede biz sivil bir inisiyatif ortaya koyarak, kendi gözlemlerimizi bu anlamda ortaya koyup bir değerlendirme ve bunu sizler aracılığıyla olduğu gibi toplumla paylaşma, kendi etrafımızda iletişim kurduğumuz insanlarla bunları paylaşma, şüphesiz ki bunun verdiği bir güzelliği yaşadığımızı, bir mutluluğu yaşadığımızı söyleyebilirim. Şunu yapmak lazım. Yani gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bizim adımıza BBC konuşmasın. Bizim adımıza New York Times konuşmasın. Bizim adımıza İsrail Haaretz gazetesi veya dergisi neyse onlar konuşmasın. Bizim adımıza bir başkaları konuşmasın. Evet. Biz konuşalım. Karşılıklı olarak yani ne diyorsak birbirimize söyleyip bu çerçevede gelecek dünyayı birlikte kuralım. Şunun altını çizmek herhalde sanırım gerekir. Bölgedeki olaylar sadece iç dinamikler sonucu ortaya çıkmadı ve çıkmıyor da. Orada uluslararası başta istihbarat birimleri ve onlar adına faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yabancı, yerel ya da ulus ötesi, tüm bunların o bölgede cirit attığını bilmek lazım. Onlara karşı uyanık ve o oyunu bozacak bir bilinç geliştirmek lazım. Dolayısıyla bunun için konuşmasını bilmek, konuşmak ve diyalog kanallarını açık tutmak. Açık tutmak gerekiyor. Bu olduğu müddetçe, hayır, bölgenin hafızası bizim hafızamızdır. Bizim bir tarihimiz var, kültürel değerlerimiz var, birlikteliğimiz var. Yani ayrı bir şeyimiz bu anlamda yok. Hamasi duygulara söylemiyorum bunu. Tabii ancak müştereklerimiz çok fazla ama en kötü ihtimalle asgari müştereklerde buluşmanın yollarını bulmak lazım. Tabii kardeş duygusunun ümmet temelinde gerçekleştirilmesi ama insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa bu ifade yöntemini onlara vermek lazım. Evet, insanları şekillendirmemek, insanları hep yönlendirmemek, belirli kurallar içerisinde hapsetmemek lazım. Gereğinde özgür iradeleriyle evet, kendi kimliklerini de ortaya koyabilmeliler. Bu her kesim için böyle. Sadece bölge insanı için değil, şu Karadeniz mutlaka için de öyle, Trakya için de öyle. Mutlaka. Buyurun hocam, sizinle de toparlayalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program gerçekten bizim de beklediğimiz bir programdı. Hep şunu diyorum, basın bizim gözümüz, kulağımız, basın iyi ki var. Eksik olmayın hocam, sizler için de aynı. Tabii sizler sayesinde biz de memleketin dertleriyle dertlenen insanlarız. Allah bizi dertsiz, kedersiz, insanlığın kaygısını çekmeyen insanlardan etmesin. Amin, amin. Diyarbakır'da şöyle demişti arkadaşım biri. Gelin dedi, bu işi ilerletelim. Batıdan doğuya, doğudan batıya çok gidip gelelim. Sizler buradan evlenin, biz oradan evlenelim. Dolayısıyla akrabalık kuralım. Tabii insan bilmediğinin düşmanıdır. Gerçekten bölgeye gitmeden, o insanların çayını içmeden, birlikte muhabbet etmeden ve bölgeyi gezmeden o bölge hakkında uzaktan hüküm vermek ve yargılamada bulunmak yanlış. Gerçekten çok büyük çok yanlıştır. Biz doğuya daha çok gitmeliyiz. O insanları tanımalıyız. Onlar da bu bölgeye gelsinler ve gelecekler zaten. Sonuçta karşılıklı gidip gelmeler bizim hakkımızda biçilen, güdülen oyunları bozacaktır. Planları bozacaktır. Bu ülkenin insanı kendi kendisine sahip çıkarsa başkalarının bizim hakkımızda yaptığı planlar muhakkak boşa çıkacaktır. Ben umuyorum bu işi birbirine benzer faaliyetler yapan kurumlar yürütürse, diğer şehirlerimizin sivil toplum kuruluşlarıyla yürütürse, az önce Furkan hocam söyledi, her şeyi devletten beklemek doğru bir şey değil. Bazen devleti idare edenler hainlerle işbirliği yapabilirler. Doğru. Yanlış da yapabilirler. Doğru. Ama biz insanımıza biz sahip çıkmalıyız. İnşallah bu ziyaret, bu karşılıklı gidip gelmeler hayırlara vesile olur. İnşallah. Güzel sonuçlar ortaya çıkar. İnşallah. Evet, temennilerinize katılmamak elde değil. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Böyle bir gezi, böyle bir izlenim, böyle bir düşünce alma eylemine girişmişsiniz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir olay. Hem de birçok insanın endişe edebileceği bir coğrafyada gönül rahatlığıyla dolaşabilmişsiniz. Bu da takdire şayan bir durum. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık her şey için. Hem o ziyaretiniz hem program konukluğunuz için. İnşallah ileriki günlerde farklı bu tarz etkinlikleriniz olduğunda
yine yer vermeye, sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Gönlümüz sizlerle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam da farklı bir pencereden farklı bir konuyu, aslında ülkenin çok temel konularından birisi ve 2013 yılı boyunca sürekli konuştuğumuz bir konuyu farklı bir pencereden, farklı bir açıdan sizlere aktarmaya çalıştık. Umut ediyoruz ki faydalı olabilmişizdir. Umut ediyoruz ki bu konuşmalar, söylemler, anlatılanlar kafanızdaki soru işaretlerine bir nebze olsun fayda sağlayabilmiştir. Bu umutla huzurlarınızdan ayrılırken haftaya yeni konuklar, yeni konularla sizlerle olmayı ümit ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun, esen kalın.